Ben yavaş yavaş etkinliği açıyorum. Diğer katılımcılara da aralarda yine az önce yaptığımız duyuruları, ilanları yine söyleriz. Öncelikle herkese hoş geldin diliyorum. Benim ismim Ahmet Yavuz. İlten Mühendislik olarak 2005 yılından beri hem devlet destekleri hem de Tamam. eğitimler konusunda Webinar herkes faaliyetler şu anda yürütüyorum. gözüküyor burada. Tamam. Şimdi etkinliğimizin amacı TÜBİTAK destekleri esnasında hem 1501 hem 1507 hem de 1511 projelerinde bir mali rapor hazırlanması gerekiyor. AGE 500 ile nihayetlendirilen. Bu esnada mevzuatın bize yapılmasını şart koştuğu bazı kurallarımız var. Bu kurallarla ilgili de birçok teknik eleman, birçok teknik personelin yaşadığı hatalar olabiliyor. Ya da mali müşavirlerde ya da muhasebecilerde de her zaman 5746 sayılı kanuna göre Ar-Ge merkezlerinde yaşamadıkları, sürekli dünyalarında, hayatlarında olmayan konulardan mütevellit bir takım sehven bile olsa hatalar meydana gelebiliyor. Bu doğrultuda biz de düşündük bu koronavirüs günlerinde ne gibi etkinlikler yapabiliriz diye. Bununla ilgili bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Murat Bey bizim danışman arkadaşlarımızdan. O da yaklaşık 10 yıldır devlet destekleriyle ilgili faaliyet yapıyor. Birazdan sizlere bir sunum gerçekleştirecek. Diğer taraftan Yeminli Mali Müşavir Üstad Kemal Bey de soru cevap bölümünde sorularınıza cevap verecek inşallah. Böyle bir etkinliğimiz olacak. Ben önce kısaca Murat Bey'i kendisini tanıtması için sözü ona veriyorum. Murat Bey buyurun. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Katılımlarınız için teşekkür ederiz bu seminerimize. Az önce Ahmet Bey'in de girizgah kısmında bahsettiği üzere yaklaşık 10 yıldır devlet destekli projelerle ilgili olarak başta Ar-Ge merkezleri olmak üzere firmalara danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlten Mühendislik bünyesinde ben de proje danışmanı ve eğitmen olarak görev alıyorum. Bugünkü etkinlikte sizlere TÜBİTAK projeleriyle alakalı mali esaslar konusunda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili temel bilgileri vermeyi hedefliyoruz. Tekrardan katılımlarınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Murat Bey. Değerli üstadımız Kemal Bey'i tanıyalım. Buyur Kemal Bey. Teşekkür ederim. Bütün katılımcılara sevgiler, saygılar ve sağlıklı günlerde yüz yüze beraber olmayı diliyorum. Ar-Ge teşvikleri 2005 yılından beri ülkelerin ihracat teşviklerinin ve firmaların desteklenmesinin rekabet unsuru olarak dikkate alındığında dolaylı bir teşvik sistemi olarak gündemimize geldi. Ben 2007 yılından beri Ar-Ge teşvikleriyle ilgileniyorum. İşin güzel yanı şu, ayrı bir konu bu. Ve kalıpları kıran ama yeni kalıplar oluşturan bir konu Ar-Ge. Sizden olmasını istediği gibi bir formata girerseniz sizi desteklerim diyor. Şöyle basit bir örnek vereceğim. Vergi kanunlarında 10 işçiden fazla olan yerler banka ödemesini işçilerine zorunlu tutarken ücret ödemelerini burada bir işçi bile çalıştırsanız bankadan ödeme yapmanız gerekiyor. Mesela en çok karşılaştığımız sorun buydu. Niye 10? Burası vergi usul kanunu değil. Burası TÜBİTAK, burası Sanayi Bakanlığı. Ve kendine has bir takım işlemleri var. Aslında işin içine girdiğinizde ve mali rapor hazırlama kılavuzunu iyi hıfzettiğinizde basit. Ama kendinize göre yorum yapmaya kalktığınızda ise iş biraz çatallaşıyor. Farklı yorumlara Kemal'e göre böyle, Ahmet'e göre öbür türlü falan oluyor ki tehlikeli bir gidişat. Kimden bahsedersem yeminli mali müşavirlik yapıyorum. Yıldır. Ondan önce de 16 yıl Serhat'a sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınızdan dolayı.
Şimdi yavaş yavaş etkinliğimize ilk bölümüne başlayalım tanışma faslından sonra. Evet Murat Bey, mali esaslar eğitime küçük sunumla ilgili sözü size bırakıyorum. Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi bu ilk fasılda ben mali konularla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili genel çerçeveyi çizmeye çalışacağım. Yaklaşık 30-40 yansılık bir sunum hazırladık sizlere bunlarla ilgili. Daha sonrasında da bu sunum bittikten sonra da soru cevap kısmına geçerek sizlerin varsa sorularınızı alacağız. Sunum esnasında da herhangi bir sorunuzun olması durumunda Ahmet Bey'in etkinliğin başında belirttiği gibi Zoom panelinin orta kısmında yer alan chat kısmından bu soruları yazmanızı rica edeceğiz. Yansılar bittikten sonra da bu soruları Kemal Bey sizlere cevaplayacak. Böylelikle etkinliğimizi bir başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu an etkinliğimiz aynı zamanda kayıt altına alınıyor. Etkinlik tamamlandıktan sonra bunları YouTube'da İlkten Proje kanalından da daha sonra da ulaşabileceksiniz. Ayrıca yine arzu edenler mail adreslerini bırakmaları durumunda sunum esnasında kullanacağımız bu yansıyı da etkinlik sonrasında ilgili arkadaşlarla paylaşmakta memnuniyet duyacağız. Peki ben sözü çok uzatmadan sunumla ilgili olan konuya başlıyorum arkadaşlar. Burada vereceğimiz bilgiler TÜBİTAK'ın 1501, 1507 ve 1511 programları içinde genel anlamda bir çerçeve oluşturuyor. Dolayısıyla bu mali destek programları için buradaki sunumdan yararlanabiliriz. Şimdi sunumla ilgili olan tarafta aslına bakarsanız mali esaslara girmeden önce çerçeveyi birazcık daha geniş alarak projenin kabulünden sonra başladığımız bir süreç aslında bu. Projenin hazırlanması ve yazılması sırasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Projemizi TÜBİTAK'a sunuyoruz ve daha sonrasında TÜBİTAK'ın projenin kabul edilmesini bekliyoruz. Projemizin kabul edildiğini Prodis portalından öncelikle öğreniyoruz. Orada eğer projemizin durumu destek süreci başladı konumuna geldiyse projemizin kabul edildiğini öğreniyoruz. Ve yine Prodis portalındaki desteklemeye esas kalan maliyet kısmından da projenin ne kadarlık bir toplam bütçeyle kabul edildiğini öğrenmiş oluyoruz. Mali konulara başlayabiliyor olmak için projenin de resmi olarak başlaması gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz ekrandaki yansı da projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinden sonra hak edişlerin hesaplanarak geçen olan sürede nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Önemli milestone'lar neler, kilometre taşları neler? Bunları kısaca bahsetmeye çalışacağız. Proje kabul edildikten sonra TÜBİTAK tarafından öncelikle firmamıza sözleşme ve destek karar yazısı geliyor. Bu sözleşmeler TÜBİTAK tarafından paraflı olduğu için kargoyla tarafımıza ulaşıyor. Destek karar yazısı ve iki nüsha sözleşme geliyor burada. Bu esnada firmanın bu iki nüsha sözleşmeyi imzalaması ve TÜBİTAK'a geri göndermesi gerekiyor. TÜBİTAK'a geri gönderdikten sonra da TÜBİTAK bu iki nüsha sözleşmeyi TÜBİTAK'ta imzalayarak bir nüshasını daha sonra firmaya geri gönderiyor. Bu sözleşme imzalanması ile ilgili olan süreçte dikkat edilmesi gereken husus, destek karar yazısının üzerindeki tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşmenin imzalanmış olması gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Burada şu notu paylaşmakta fayda görüyorum. Şu an mesela bizim kabul edilen projelerimiz var. Tam da bu koronavirüs sürecinde hayatın durmaya yakın noktaya geldiği bu süreçte destek karar yazısı eline ulaşmayan müşterilerimiz, firmalarımız da oluyor. Bu tarzdaki durumlarla karşı karşıyaysanız eğer TÜBİTAK uzmanınıza bu konuyu e-posta atarak karar yazısının elinize ulaşmadığı konusunu bu 30 günlük süreyi göz önünde bulundurarak mutlaka bildirin ki herhangi bir hak mahrumiyetiyle karşı karşıya kalmamanız için önemli bir husus. Sözleşme imzalandıktan sonra dönem raporları hazırlıyoruz. Dönem raporları dediğimiz konu aslında bakarsanız kendi içerisinde 3 tane raporu ihtiva ediyor. Bunlardan bir tanesi teknik rapor hazırlanıyor. Ki burada proje öneri dosyasının içerisinde iş zaman planına göre yapmayı o dönem içerisinde yapmayı taahhüt ettiğiniz faaliyetlere yönelik destekleyici belgeler, fotoğraflar, raporlar bunları paylaşmanız gerekiyor. Teknik raporla beraber aynı zamanda bir mali rapor hazırlanması gerekiyor ki bugünkü eğitimin de bugünkü seminerin de ana konusu burası. Bu mali raporun devlet adına onaylanması işlemini yeminli mali müşavirler yapıyor.
Yemili mali müşavirler bu mali raporları TÜBİTAK mali esaslara göre inceliyor ve bunlarla alakalı olan tarafta da mali raporun portal üzerinden onaylanmasını gerçekleştiriyor. Yani TÜBİTAK'a herhangi bir şekilde fatura, dekont ve benzeri gibi herhangi bir belge gitmiyor. Diğer ARGE desteklerinde örneğin COSGAP ARGE gibi desteklerde bu tarzdaki süreçlerde fatura ve dekont gibi işlemleri COSGAP gibi kurumla paylaşmanız gerekiyorken TÜBİTAK'ta bu şekilde bir durum söz konusu değil. TÜBİTAK'ta TÜBİTAK'ın kendisine herhangi bir fatura ve dekont göndermiyoruz. Bunları TÜBİTAK adına yeminli mali müşavirler kontrol ediyorlar. Ve bu kontrollerin sonucuna bağlı olarak da yeminli mali müşavirler tarafından AGE 500 dediğimiz bir rapor hazırlanıyor. Ve bu raporun da yine prodüktif portföylerinin onaylanmasının ardından biz artık dönem raporlarını TÜBİTAK'a gönderebilir hale geliyoruz. Dönem raporunun TÜBİTAK'a gönderilmesi demek ne demek? Dönem raporunun TÜBİTAK'a gönderilmesinden kastımız aslında iki aşamalı bir süreç. Bunlardan ilki online gönderim yapmak. Daha sonra da online gönderim yaptığımız zaman aslına bakarsanız işimiz bitmiyor. Online gönderimin akabinde Prodis portalından alabileceğimiz kapak sayfasıyla birlikte mali rapor ve AGE 500 raporundan oluşan raporları TÜBİTAK'a kargoyla göndermemiz gerekiyor. Kargoyla gönderdiğimizde ve bu kargo da TÜBİTAK'ın eline ulaştığında dönem raporu gönderme dediğimiz işlem işte o zaman bitmiş oluyor. Yani sadece online gönderim yaptığınızda dönem raporunu gönderme işlemini tamamlamış olmuyorsunuz. Online gönderim sadece kapak sayfasının alınabiliyor olması için önemli adımlardan bir tanesi. Online gönderdikten sonra aktif olan kapak sayfası al butonuna tıklayarak kapak sayfasını alıyoruz ve AGE 500, yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olan AGE 500 raporu ve yine yeminli mali müşavir tarafından mühürlenmiş olan mali rapor belgelerini TÜBİTAK'a kapak sayfasıyla birlikte kargoyla gönderiyoruz. Şimdi buradaki süreçte dönemlerden birazcık bahsetmek lazım. Dönem dediğimiz konu nedir? Aslında TÜBİTAK yılı ikiye bölüyor. Ocak-Haziran ayı bir dönemdir diyor, Temmuz-Aralık ayı da bir dönemdir diye. İki dönem halinde bunları ele alıyor TÜBİTAK. Bu dönem raporları ile ilgili olan tarafta bize sorumluluğumuz, dönem raporu verme sorumluluğumuz var. Peki dönem raporu verme sorumluluğumuz ne zaman başlıyor? İlgili dönem bittikten sonraki bu dönemi takip eden 3 ay içerisinde bizim dönem raporu vermemiz gerekiyor. Örneğin Ocak-Haziran ayları içerisinde kalan aylara ait bir rapor, bir proje olması durumunda Haziran ayının bitişiyle birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bu 3 aylık dönem içerisinde bizim dönem raporu göndermemiz gerekiyor. Burada 30 Eylül, birinci dönem için dönem raporu gönderme son tarihi 30 Eylül. İkinci dönem olarak adlandırdığımız dönemde de Temmuz-Aralık dönemi içerisindeki faaliyetlerle ilgili olan konuda da takip eden 3 ay olarak Ocak, Şubat, Mart aylarının son günü olan 31 Mart tarihinde dönem raporu gönderilmesi gerekiyor. İki önemli detay var burada sizlerle paylaşmak istediğim. Bir tanesi TÜBİTAK son yıllarda artık bu raporun son gönderim tarihinin cumartesi, pazar veya resmi bir tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü olarak bunu referans alıyor. Yani söz gelimi 30 Eylül pazar gününe denk gelir ise Prodis portalı üzerinden dönem raporu gönderme tarihi mesela 1 Ekim tarihi olarak karşınıza çıkabiliyor. Bu şeyi esnekliği sağladı. Eskiden yapmıyordu bunu ama TÜBİTAK son yıllarda bunlarla ilgili esnekliği de sağlamış oldu. Bir diğer önemli konu dönem raporu gönderme sorumluluğunun başlamasıyla alakalı olan bir konu. Peki dönem raporu göndermeyi ne zaman başlayacağım? Bu özellikle TÜBİTAK'ta değerlendirme süreci uzun süren projeler için dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Örneğin, diyelim ki biz bir proje hazırladık. İşte bu projenin başlangıç tarihi güncel tarihlerden örneklendirecek olursak 1 Nisan itibariyle başladık, başlatmaya karar verdik bu projeyi ve TÜBİTAK'a bu şekilde sunduk. Ancak bizim projemizin değerlendirilmesi, hakemlerin gelmesi ve kabul edilmesi, akabinde TÜBİTAK'ın bize sözleşmeyi göndermesi ve imzalanması gibi, TÜBİTAK tarafından da sözleşmenin imzalanması gibi olan süreçlerin ne zaman bittiği önemli. Diyelim ki bu süreçler birinci dönem Nisan, Mayıs, Haziran aylarının içinde bulunduğu birinci dönemden sonraki döneme sarktı. Mesela söz gelimi diyelim ki biz TÜBİTAK tarafından sözleşme Ağustos ayında imzalandı. Oysa ki benim Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait yani birinci döneme ait faaliyetlerim de var. O zaman Ağustos ayında imzalanan bir sözleşmeyle ilgili olan tarafta benim birinci dönem raporunu TÜBİTAK'a ne zaman göndermem gerekiyor? Bu konuyla ilgili ilk dönem raporu için
TÜBİTAK'la sözleşmeyi imzaladığınız tarih önem arz ediyor. Bu örnekten yola çıkacak olursak eğer, örneğin Nisan ayında başlamış ama kabulü TÜBİTAK tarafından sözleşmesinin imzalanması Ağustos ayına sarkmış bir proje için Nisan-Mayıs, Haziran aylarını ihtiva eden birinci dönem raporunu da sözleşmenin imzalandığı tarihin içinde bulunduğu dönemi takip eden 3 ay içerisinde verebiliyorsunuz. Yani bu birinci dönem raporu da doğal olarak 31 Mart tarihine ötelenmiş oluyor. Burada TÜBİTAK sözleşmeyi imzalama zamanı önem arz eden konulardan bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla eğer böyle tam Haziran dönemine ya da Aralık dönemine ait zamanlara kalırsa projelerinizin kabulüyle ilgili olan konuda, mesela diyelim ki 15 Haziran'da projenizin kabul edildiği anlaşıldı ya da 15 Aralık tarihinde anlaşıldı ve 30 günlük süreniz var bu sözleşmeyi imzalayıp göndermek için. Biz ihtiyaten kendinize hareket kolaylığı sağlanması için, manevra kabiliyetiniz oluyor olması için bu tarzdaki sözleşmeleri imzalanma süreci 30 gün kuralının içerisinde kalmak kaydıyla sonraki döneme sarkacak şekilde, örneğin Temmuz ayında ya da örneğin Ocak ayının içerisinde olacak şekilde yönetmenizi tavsiye ediyoruz ki son dönem raporunu, ilk döneme ait dönem raporunu göndermek için elinizde bir kolaylık bulunmuş olsun. Peki sözleşmeler imzalanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi de ne? Sözleşmeleri gönderirken normal şartlar altında TÜBİTAK biz evrak gönderdiğimiz aşama aslına bakarsanız proje başlangıcında bir ön kayıt evrakları gönderiyoruz ki ön kayıt evraklarını gönderirken Prodis portalından aldığımız matbu belgeler dışındaki diğer belgelerde istediği TÜBİTAK'ın istediği firmamıza ait matbu belgeleri fotokopili ve firma kaşesinin üstüne vurulmuş haliyle paylaşıyoruz. Ancak sözleşme gönderirken bu 30 günlük süre içerisinde TÜBİTAK bizden imza sirkülerini istiyor. İmza sirkülerini fotokopi olarak değil, noter onaylı bir kopyayla birlikte göndermemiz gerekiyor. Burada bu aşamada fotokopi kabul edilmiyor. Bu da sözleşme imzalanması ile ilgili olan tarafta dikkat edilmesi gereken konulardan birisi. Burada bir bilgi daha vermek istiyorum. TÜBİTAK süresini, TÜBİTAK projelerinizi hazırladığınızda bir iş zaman planı öngörünüz oluyor ve bu iş zaman planı öngörünüze göre TÜBİTAK projeyi sunuyorsunuz. Ancak burada bazen TÜBİTAK'ın değerlendirme sürelerinin uzun olması durumunda projeyi faaliyetlerine hemen başlanmadığı da oluyor. Bakalım TÜBİTAK projeyi kabul edecek mi ya da TÜBİTAK projede bir kesinti yapacaksa hangi kalemleri kesecek bunu bir görmek isteyebiliyor firmalar. Bu tarzdaki durumlarda söz gelimi TÜBİTAK'tan kaynaklanan durumlardan dolayı proje önerildiği tarihten sonra kabul edilmesine kadar ki geçen süre 4-5 ay gibi uzun bir süre olacak ise bazen bir iş paketinin tamamlanacağı bir süre kadar uzun süreler olacaksa proje kabul edildiğinde firmada henüz bir şey yapmadıysa bu projenin hedeflenen zamanda bitirilmesi açısından bir risk oluşturuyor. Bu gibi durumlar için TÜBİTAK'ta uygulama esaslarında 26 numaralı maddede bir opsiyon açılıyor firmalara. O da proje tarihlerinin ötelenmesi durumu söz konusu oluyor. Burada proje tarihlerinin nereye kadar öteleyebiliyorum, sınırım nedir? Bana elime ulaşan destek karar yazısının üzerinde bir tarih oluyor. Ve bu destek karar yazısının üzerindeki tarihi içeren ayın ilk gününü olacak şekilde proje tarihlerini öteleyebiliyorum. Yani örneklendirecek olursak ben 1 Ocak tarihinde başlayacak bir proje iş zaman planını TÜBİTAK'a sundum. Ancak TÜBİTAK'ın bunu kabul etmesine kadarki olan geçen süreçte diyelim ki destek karar yazısı elime Mayıs ayında geçti. Mayıs ayının içerisindeki herhangi bir günü içerecek şekilde destek karar yazısının üzerindeki tarih elime geçtiğinde ben uygulama esaslarının 26. maddesine uygun olarak TÜBİTAK'a süre ötelemesi yapmak istiyorum talebinde bulunabilirim. Peki bu süre ötelemesini nereye kadar yapabilirim? Gidebileceğim, öteleyebileceğim en son tarih 1 Mayıs 2020 gibi güncel tarihten örnekleyecek olursak destek karar yazısının çıktığı tarihin ilk günü olacak şekilde yapabiliyorum. Mesela bunu 1 Haziran 2020 yapamıyorum. Ama arzu edersem 1 Mayıs 2020 yerine 1 Nisan 2020, 1 Mart 2020 gibi öngörülen tarihle destek karar yazısının çıktığı tarih arasındaki herhangi bir ayı da seçebilirim. Bunlar sizin süre ötelemesi yapma durumunda dikkate alabileceğiniz kriterler. Süre ötelemesi yapmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? TÜBİTAK'tan size bir sözleşme ve destek karar yazısı kargo ile geldiğinde TÜBİTAK'a bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor.
Bu dilekçede işte uygulama esaslarının 26 numaralı maddesine göre biz süre ötelemesinde talebinde bulunmak istiyoruz deyip destek karar yazı sizde kalacak şekilde kargo ile gelen diğer evrakları yani iki nüsha sözleşmeyi TÜBİTAK'a geri göndermeniz gerekiyor. TÜBİTAK bu noktada sizin sözleşmenizle ilgili olan tarafta bu dilekçenizi işleme alıyor ve Prodis portalı üzerinden projenizin iş zaman planı kısmını revizyona açıyor. Ve sizden toplam adım ay oranları değişmeyecek şekilde, projenin toplam süresi değişmeyecek şekilde ve toplam maliyetleri değişmeyecek şekilde Prodis portalı üzerinden bir süre ötelemesi işlemi yapmanızı ve güncel iş zaman planını yüklemenizi istiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra TÜBİTAK size daha sonra yine yeni tarihleri içerecek şekilde bir sözleşme, iki nüsha sözleşme gönderiyor. Ve biz artık bu sözleşmeleri işleme alıyoruz. Burada akla şey sorusu gelebilir. 30 günlük bir süre vardı. Ben TÜBİTAK'a yeniden sözleşme imzalanması ile ilgili olan konuda bu 30 günlük sürede bütün bu yazışmalar 30 günlük süre içerisinde olmayabilir. Bu tarzdaki durumlarda TÜBİTAK'tan size sözleşme ve destek karar yazısı geldikten sonra siz 30 günlük süre içerisinde dilekçeyle süre öteleme talebinde bulundu iseniz eğer yine bu 30 günlük süre şartını karşılamış kabul ediliyorsunuz. Yani sizin böyle bir dilekçeyle ilgili TÜBİTAK'a geri dönüş yapmanızın üzerinden eğer 30 günden daha fazla bir süre geçiyor olması, size TÜBİTAK'tan yeni tarihli sözleşmelerin geliyor olması bir olumsuz bir durum değil, bir handikap değil. Çünkü siz dilekçeyle bu 30 günlük süre içerisinde TÜBİTAK'a bir reaksiyon göstermiş kabul ediliyorsunuz. Bunu da bir not olarak burada paylaşmak isterim. Peki, biz sözleşmeyi imzaladıktan sonra TÜBİTAK'a artık dönem raporu verebilir hale geliyoruz. Dönem raporunda yani TÜBİTAK'tan isteyeceğimiz giderler, gider başlıkları neler? Yani projeyi hazırladığımızda TÜBİTAK'tan hibe desteği alabileceğimiz başlıklar var. Dolayısıyla bir TÜBİTAK projesi hazırlandığında projenin onaylanması, kabul edilmesi önemli bir başarı olmakla beraber eğer ki projenin yürütüldüğü esnada ilgili harcamaların TÜBİTAK mevzuatına uygun yapılmaması durumunda bu tarzdaki konularla ilgili olan tarafta TÜBİTAK'tan bu hedeflediğiniz hibeleri alamayabilirsiniz. Bununla ilgili bu 6 tane başlık var TÜBİTAK'ın. Bunlar aynı zamanda proje öneri dosyasında bizim projeye giderleri yazdığımız başlık. Bu başlıklar altında TÜBİTAK'ın uygulama esaslarına uygun olarak gider taleplerinde bulunmamız gerekiyor. Hızlıca geçecek olursak birazdan detaylara gireceğiz. Neler bunlar? Personel giderleri, seyahat giderleri, alet teçhizat, yazılım ve yayın alımları, Ar-Ge ve test kuruluşlarına yaptırılan işler, hizmet alımları ve malzeme alımları şeklinde 6 tane başlık var ve bunlar da M01, M02 ve M06'ya kadar gidecek şekilde numaralandırılmış tablolardan oluşuyor. Önemli notlar, bir genel notlar paylaşmak lazım burada gider gruplarının detaylarına girmeden önce. Bu genel notlardan birincisi şu. Normal şartlar altında projeye ait harcamaların projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması esastır. İş zaman planına da uygun olarak bizim TÜBİTAK'a sunabileceğimiz maliyetler projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır. Bunun aslına bakarsanız iki tane istisnası var. Bu istisnalardan bir tanesi proje başlangıcından önce yapılan harcamalarla ilgili ki bu harcamalar sadece malzeme grubu için geçerli. TÜBİTAK proje içerisinde kullanacağınız ve proje öneri dosyasında malzeme kaleminde, G016 kaleminde belirtmiş olduğunuz malzemelerle ilgili stoktan da malzeme kullanılmasına izin veriyor. Yani TÜBİTAK'ın bu kapıyı açmasının sebebi aslına bakarsanız şu, firmalar diyelim ki bir makine projesi, bu makinenin içerisinde makinenin gövdesinin imalatı için bazı lamalar, çelik malzemeler kullanılacak. Bunlar da bir makine imalatçısı bir firma açısından saf malzeme hükmündeki malzemeler. TÜBİTAK burada şu kapıyı açabiliyor. Diyor ki zaten firmanın elinde bu malzemelerden vardır. Stoklarında bulunuyordur. Dolayısıyla bu projeyi gerçekleştirmek için stoğundaki bu malzemeyi kullanmasında bir beis yok. Bunu stoktan bir malzeme olarak kullanabilir diyor. Bu kapının açılmasının amacı bu. Dolayısıyla yurt içinden alınan malzemelerle ilgili olarak mevzuat açısından geriye dönük herhangi bir zaman kısıtlaması yok. Yurt içinden alınan malzemelerle ilgili olan tarafta bir stok fişi oluşturmakla birlikte stoktan kullanılan malzemeler kısmına bunları ekleyerek girebilirsiniz.
Mali raporun içerisinde malzeme grubunda, yani M016 grubunun içerisinde iki tane alt başlık var. Bir alınan malzemeler M016, bir de M016A diye stoktan kullanılan malzemeler grubu var. Bu stoktan kullandığınız malzemeleri stok çıkış fişleriyle kayıt altına almak kaydı ile bu tabloya yazarak da kullanabiliyorsunuz. Yurt içindeki malzemelerde geriye dönük herhangi bir sınırlama yok iken, yurt dışından alınan malzemelerle ilgili olan tarafta en fazla 3 ay geriye gidebiliyorsunuz. Yani sizin eğer projeniz söz gelimi 1 Ocak 2020'de başlamış bir proje ise ve sizin bu proje kapsamında stoktan kullanmak istediğiniz ancak yurt dışından aldığınız bir malzeme varsa 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren aldığınız malzemeleri kullanabilirsiniz. Ama daha önceki tarihle herhangi bir malzemeyi stok çıkış fişini düzenleseniz bile kullanamazsınız. Burada yazılı olmayan bir başka kuraldan da bahsetmekte fayda görüyorum. Stoktan, evet, mesela diyelim ki yurt dışından kullandığım malzeme yok. Bütün malzemeler yurt içinden. Projem benim 1 Ocak 2020'de kabul edildi. 1 Ocak 2020 itibariyle başladı. Ama ben dönem raporumu verirken malzeme grubunda belirttiğim söz gelimi diyelim ki 1 milyon TL'lik bir malzeme alımı öngördüysem, bunun 800 bin lirasını, 900 bin lirasını stoktan kullanılan malzeme olarak göstermemde bir beis var mı? Teknik olarak yok. TÜBİTAK bununla ilgili bir oran vesaire gibi olan bir şeyden bahsetmiyor. Ama kavramsal olarak baktığınızda bu izleyicinin ve belki de izleyiciden önce sizin mali raporunuzu onaylayacak olan yeminli mali müşavirine dikkatini çekecek olan bir husustur. Yani 1 Ocak 2020'de başlayacak ve ARGES yapılacak bir ürünle ilgili malzemelerin %80'inin, %90'ının stoktan kullanılması izleyici nezdinde en azından siz zaten bu projeyi gerçekleştirmişsiniz izlenimi, intibası uyandıracaktır. Bu da mevzuat açısından orada belirttiğiniz giderlerin bir problem olmasa bile uygulama esaslarına göre izleme ziyareti sırasında bu intibanın üzerine giderse izleyici, firmanız açısından olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabilir bu tarzdaki durum. O yüzden biz buralardaki durumlarda, buna benzer durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda stoktan kullanılan malzemelerin de en azından belirli bir oranda kalmasını tavsiye ediyoruz firmalara ki bu tarzdaki durumlarda herhangi bir olumsuzluk karşılaşılmasın diye. Bu bahsettiğimiz bütün harcamaların projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gerektiği kuralıyla ilgili birinci istisnamız, proje başlangıç tarihinden önce kabul edildiği kullanılan malzemeler olması durumunda bu bahsettiğimiz konuda stoktan kullanılan malzemeler yoluyla bunların kabul edilebilirliğiydi. İkinci istisna da proje bitiş tarihinden sonraki kullanılabilecek faturalarla ilgili ki bunun tek istisnası yeminli mali müşavirlerinizden alacağınız AGE500 raporu hazırlama hizmetiyle alakalı. Bu kalem dışında proje bitiş tarihinden sonra herhangi bir faturayı ibra edemiyorsunuz, gösteremiyorsunuz. Sadece yeminli mali müşavirlerden alınan AGE500 raporu hizmetine yönelik faturalar proje tarihinden sonra olsa bile bunları kullanabiliyorsunuz. Yine genel notlar üzerinden devam edilecek olursak, proje kapsamında bizim TÜBİTAK'tan destek alabileceğimiz alımlar, TÜBİTAK tarafından gönderilen destek karar yazısında yer alan alımlardır. Yani biz projede öneri dosyasında G011'den G016'ya kadarki olan giderlerle ilgili söz gelimi 3 milyon TL'lik bir proje önermişizdir TÜBİTAK'a. Ancak TÜBİTAK gelen destek karar yazısında bunun 2 milyon TL'sini sadece kabul ettiğini bize bildirmiş olabilir. Destek karar yazısının içerisinde bazı kalemlerle ilgili olan tarafta bu kalemlerin TÜBİTAK tarafından destek kapsamı dışında bırakıldığı gerekçesiyle birlikte bize gönderilir. Dolayısıyla bizim TÜBİTAK'tan alabileceğimiz destek kısmı destek karar yazısındaki kapsamla sınırlıdır. Biz proje öneri dosyasında mesela diyelim ki alet teçhizat yazılım kaleminde test amaçlı bir test makinesini yazdığımızı varsayalım. TÜBİTAK'ın da bize göndermiş olduğu destek karar yazısının içerisinde bunu yatırım amaçlı bir kalem olarak görerek bunu kapsam dışı tuttuğunu varsayar isek eğer, biz hazırlanacak olan mali raporun içerisinde TÜBİTAK'ın kapsam dışında tuttuğu test makinesine ait faturayı ve ödeme belgelerini beyan etmiş olsak dahi TÜBİTAK burada destek karar yazısını referans alarak bunu kabul etmeyecektir. Buradaki bizim sınırlarımız destek karar yazısında TÜBİTAK tarafından belirtilen tutarlarla sınırlıdır. Bir diğer konu TÜBİTAK'a önerilen projedeki kalemlerle faturalandırma kısmında sorunlar yaşanması. Bu uygulamada en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi açıkçası.
Proje öneri dosyası esnasında firmalar bazen zaman kısıtından, bazen bunun bir Ar-Ge projesi olması hasebiyle daha konuların netleşmemiş olmasından dolayı giderlerini oraya yazarlarken, gider isimlerini, gider adlarını yazarken kendilerine göre bir tanımlama yapabiliyorlar. Mesela bu konu bizim en fazla makine geliştirilmesine yönelik projelerde elektrik elektronik kalemlerinde karşımıza çıkıyor. Firma doğal olarak oraya aslına bakarsanız yanlış bir şey yazmıyor. Kontaktör yazıyor, işte sigorta yazıyor, buna benzer şeyler yazıyor. Ama projenin önerilmesi, projenin gerçekleştirilmesi esnasında fatura alırken tedarikçi firma oraya kontaktör yazmıyor. İşte atıyorum DLC812 gibi bir kalem numarası, kendisine göre bir stok numarası yazıyor. Burada sizin kontrol eden yemili mali müşavirin bunu kontrolü yapabiliyor olması için faturada geçen ifadeyle proje dosyasındaki ifadeyi eşleştirebiliyor olması lazım. Yani yemili mali müşavir veya TÜBİTAK'taki uzmanınız ya da gelecek olan izleyici hocanız tedarikçi firmanın kesmiş olduğu DLC812 numaralı kalemin aslında bir kontaktör olduğu bilgisine haiz olmak zorunda değil, olmayabilir. Hatta değildir de çoğunlukla. Dolayısıyla bu tarzdaki konularda fatura üzerindeki ifadelerin proje öneri dosyasındaki yazan ifadelerle aynı şekilde olmasına dikkat etmek gerekir. Yani burada siz oraya kontaktör yazmışsınızdır ama faturalandırırken adam kontaktör DLC812 yazabilir. Yani proje öneri dosyasındaki ifade o kalemin içerisinde geçmesi kafi olarak görülebilir. Devamında o yani kendi stok numarası ile ilgili tanımlamaları parantez içerisinde ya da o gider kalemin tanımının devamı olarak kullanabilir. Eğer bu eşleştirme olmazsa bunlar öncelikle yemili mali müşavir tarafından yapılacak kontroller sırasında size sorulacaktır. Doğal olarak yemili mali müşavir diyecektir ki bu kalemin bu gidere ait olduğunu ben nereden bileceğim? Bu sorgulamayı yapacaktır. Sonrasında da izleyici hoca tarafından da buna benzer durumlar sorgulanabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz bu gibi durumların önüne geçebiliyor olmak için danışmanlık hizmeti verdiğimiz müşterilerimizle TÜBİTAK tarafından bir zorunluluk olmasa dahi proje başlangıcında teklifler almalarını talep ediyoruz. Böylelikle bu teklifleri aldığımızda bunun projeyle ilgili olan tarafta önemli iki tane kazanım oluyor. Bunlardan bir tanesi oraya yazdığımız, proje dosyasına yazdığımız giderlerle ilgili, maliyetlerle ilgili tarafta daha projenin değerlendirilmesi aşamasında hakemler bize ya siz bunu birazcık yazmışsınız ama bana yüksek geldi diyemiyorlar. Yani biz de orada o zaman hakemlere diyoruz ki hocam biz bunlarla ilgili fiyasa araştırması yaptık, teklifleri de proje eklerine yükledik. Fiyatlar bu şekilde hani diye bizim elimizi güçlendiren bir unsur oluyor. Bir diğer konu da tam da şu an konuştuğumuz konuya bir fayda sağlıyor. Bu da firmadan, tedarikçi firmadan bir teklif istediğiniz, eğer tedarikçi firma sizin istediğiniz gibi aynı örnekten devam edecek olursak eğer kontaktör ve benzeri gibi olan ifadeleri yazamayacağını söylüyorsa teklifin üzerine dahi bunlar daha proje önerilmeden önce simüle edilmiş oluyor. Belki sizin bu konuyla ilgili daha esnek davranabilecek farklı bir tedarikçiyle çalışmanıza daha bu esnada bunları yönetebiliyor olmanıza fayda sağlıyor. Genel notlar açısından burada üstünde durmak istediğim noktalardan bir tanesi bu faturalardaki ifadelerin proje öneri dosyasındaki ifadelerle aynı olması. Bir diğer konu kontrol açısından, yemini mali müşavir kontrolü açısından özellikle bir faturanın içerisinde örneğin bir fatura aldığınızda bu fatura ile ilgili olan konuda proje öneri dosyasındaki kalemler dışında başka şeyler de olabilir bu faturanın içerisinde. Bunlar mevduat açısından bir sıkıntı değil. Yani siz bir A tedarikçisinden 10 kalemlik bir fatura aldığınızda bu 10 kalemden sadece bir tanesi proje kapsamında kullanılacak bir kalem olabilir. Bu konuyla ilgili olan tarafta faturanın üzerine notlar alınması gerekiyor. Yani o 10 kalemden hangisi proje kapsamında ya da hangileri proje kapsamındaki kullanılacak olan kalemler ise o kalemlerin yanına kurşun kalemle veya benzeri şekildeki bir işaretleme ile işte M016 tablosundaki şu numaralı kalem diye gider numarasında proje öneri dosyasındaki numarasını da yazarak bunun kontrolünü daha kolaylaştırabilirsiniz. Genel notlar kısmında yine bu faturalarla ilgili olan tarafta önemli hususlardan bir tanesi de faturadaki tutarlarla ilgili olan konu. Yani diyelim ki yine işte bir malzeme kullanacaksınız. Diyelim ki bir malzeme geliştirme projesi var. Ve bu malzeme geliştirme projesinin içerisinde siz laboratuvar ölçekli deneyler yapacaksınız. Ve laboratuvar ölçekli test cihazlarınızda söz gelimi 5 kiloluk malzemelerle denemeler yapabiliyorsunuz. Ama tedarikçinizden sipariş ettiğinizde 5 kilo almak gibi bir şansınız yok. En az 20 kilo, en az 50 kilo, 100 kilo
alınabiliyor. Ya da bunlar zaten seri imalatta da kullandığınız sizin açınızdan sarf malzemeler. Çektiğiniz zaman çok yüksek oranlarda, miktarlarda çekiyorsunuzdur. Peki diyelim ki kilosu 1 liradan, işte 100 kilo aldınız böyle bir şeyden. 100 liralık bir fatura var elinizde. Ancak sizin projede kullanmak istediğiniz, projede öneri dosyasında yazdığınız kısımsa 5 kiloluk kısım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte buna benzer durumların yönetilmesi açısından TÜBİTAK faturaların altına şu an ekranda yansıda da gördüğünüz gibi bu faturada belirtilen toplam tutarın nokta nokta TL'si nokta nokta numaralı TÜBİTAK TED projesi kullanılmıştır şeklinde bir not yazılmasını istiyor. Dolayısıyla siz az önceki örnekten devam edecek olursak 100 kilogramlık bir fatura alarak 100 TL'lik bir fatura aldığınızda bunun üzerine mesela bu faturanın işte 5 TL'si şu numaralı TÜBİTAK projesi içerisinde kullanılmıştır şeklinde gibi bir ifade yazarak mali rapora da sadece 5 TL'yi aktarabilirsiniz. Tabii reelde uygulama ile ilgili olan tarafta Yeminli Mali Müşavirlik tarafında bunlar kontrol edilirken o 100 TL'lik faturanın 100 lirasının tamamının ödenmesi beklenecek sizlerden. 5 liralık ödeme ile ilgili olan taraf değil, faturanın tamamını ödeyeceğiz ama biz sadece onun içerisinden 5 kilogramlık projene dosyasını ifade ettiğimiz kısmı kullanıyor olacağız. Bu yazıyı yazmak her zaman pratik olmayabilir. Buna benzer durumlar için biz müşterilerimize şu an ekranda göründüğümüz ifadeleri de içerecek şekilde bir kaşe yaptırmasını ve bu kaşeyle bunları vurdurarak bu faturaları ayrı bir yerde saklaması gerektiğini öneriyoruz. Ve böylelikle bunlar kontrol aşamasında da kolaylık sağlamış oluyor bizlere. Burada da bazı örneklerle bunları anlatmaya çalıştım. Bu örneklerle ilgili olan tarafta işte faturayla ilgili olan kısımda hangi kalem olduğunu, ilgili kalem numaralarını bu şekilde yanlarına yazıyor olmanız buradaki faturaların içerisinde ve şu numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlenmiştir şeklindeki ifadelerle bunları anlatıyor olmanız az önce bahsettiğimiz gibi önemli kısım. Burada da bir örnekle bunları paylaşmış olduk sizlerle. Ödemelerle ilgili olan konu önemli konulardan birisi. TÜBİTAK projeleriyle ilgili olan tarafta ödemelerde şunu belirtmekte fayda var ki ödemeler banka yoluyla gerçekleştirilen ödemeler. Yani elden yapılmış olan ödemeler herhangi bir şekilde kabul edilmiyor. Ödeme tarihleriyle ilgili olan konu bu devlet desteklerinde sadece TÜBİTAK'ta değil diğerlerinde de aslına bakarsanız genel kurallardan bir tanesi. Yurt dışı alımlar haricinde yurt içinde özellikle ödemelerle ilgili olan konuda ödemenin fatura ile aynı gün veya sonraki günlerde olmasını esas alıyor. Yani fatura tarihinden daha önce bir ödeme yapıldığında bu ödemenin bu faturaya ait olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Bunun ispat edilmesi gerekiyor. Buralarda en çok karşı karşıya kalınan konulardan bir tanesi de firmaların tedarikçilerle cari çalışıyor olması. Örneklendirecek olursak diyelim ki TÜBİTAK projesi kapsamında kullanmak istediğiniz işte 5000 liralık bir fatura var. Ancak bu 5000 liralık faturaya karşılık yapmış olduğunuz ödeme söz gelimi 10.000 lira olsun. Faturadan daha fazla. O zaman 5000 liralık bu ödemeye karşılık bu 10.000 liralık ödemenin neden yapıldığı, neden faturadan daha fazla ödeme yapıldığı sorusu gündeme gelir. Böyle bir soru gündeme geldiğinde de işte biz bu firmayla cari çalışıyoruz. Normal şartlar altında benim bu firmayla işte diyelim ki söz gelimi 50.000 liralık bir cari hesabım var. Ve ben 5000 lirası her ne kadar bu fatura için olsa da diğer 5000 lirasını bu cari çalışmanın karşılığı olarak ödedim gibi beyanda bulunmanız çoğu kez yeterli olmuyor. O 10 bin lira yani sizin oraya daha doğrusu TÜBİTAK'a beyan etmek istediğiniz 5 bin lira o faturaya ait 5 bin lira mı? Yoksa firmayla çalıştığınız daha önceki cari işlemlere ait 5 bin lira mı? Bunların ayırt edilmesi ya da bunun net bir şekilde ortaya koyulması mümkün olmuyor. Buna benzer durumlarda öyleyse gidin firmayla tedarikçinizle bütün cari hesabınızı kapatın. Bir cari mutabakat oluşturun şeklinde. Bir geri dönüş olabilir size. Yani bunun sizin açınızdan uygulamadaki dezavantajı 5000 liralık bir fatura ile ilgili TÜBİTAK'tan ödeme almak için 45.000 lira daha ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlar da sizin buna benzer durumlar nakit akışınızı olumsuz etkileyebilir. O yüzden TÜBİTAK projelerinde TÜBİTAK kapsamında kestireceğiniz faturaları ayrı kestirmenizi ve bunların ödemesini ayrı yapmanızı hatta bu faturalara ait ödemeleri yaparken banka ödeme dekontunun açıklama kısmına şu numaralı faturaya ait ödemedir şeklinde notlar yazmanızı ve faturayla, fatura tutarıyla ödeme dekontunun birbiriyle eşleşmesi durumunda hiç bu tarzdaki sorgulamalara gerek kalmayacağı için daha rahat bu süreci yöneteceğinizi tavsiye edebiliriz sizlere. Bunlar da projenin yürütülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar arkadaşlar.
Faturayla ilgili olan tarafta bunu bahsettiğimiz ödemelerle ilgili olan konuların yurt içindeki ödemeler olduğundan bahsettik. Çünkü yurt dışı müşteriler, firmalar bazen bir ödemeyi yapmadan herhangi bir şekilde siparişi gündeme almıyor. Bunlar devlet tarafından da bilinen hususlar olduğu için yurt dışından alınan konularda fatura tarihinden önce ödeme yapılıyor olması bir uygunsuzluk olarak görülmüyor. Ama yurt içinden alınanlarda buna benzer konular dikkate alınıyor. Peki yurt dışından alınan malzemeler faslından devam edecek olursak, yurt dışından alınan malzemelerde döviz cinsinden bir ödeme yapılırsa burada neler alınıyor? Döviz ödemelerinde ödemenin yapıldığı tarihte ödemenin yapıldığı bankanın döviz kuru veya Merkez Bankası'nın o tarihteki kuru baz alınıyor TÜBİTAK tarafından. Bankanın kuru veya Merkez Bankası'nın kuru hangisi daha düşük ise TÜBİTAK bu döviz cinsinden yapılan ödemeyi TL cinsine çevirirken bu kuru baz alıyor. Ve bunlarla ilgili olan tarafta ona göre bir TL hesaplaması, hibe hesaplamasına dahil ediliyor. Yurt dışından alınan alımlarda, yapılan alımlarda gümrük vergisi, sigorta, ordinyo, nakliye, harç gibi diğer giderlerde malın bedeline eklenebiliyor. Bunlarla ilgili bu giderlerin de eklenmesine herhangi bir beis, herhangi bir sıkıntı yok. Peki, bu genel notlar dışında gelelim şimdi TÜBİTAK projesiyle ilgili olan tarafta mali rapor hazırlanırkenki kalemlere. En baş ağrıtıcı kalemler, personel giderleriyle ilgili olan kalemler. Bu konu, diğer konular bir nevi aslına bakarsanız fatura ve karşılığında ödeme de kontrolüyle çözülebilen konular olmasına rağmen personel giderleri kendi içerisinde değişkenliği çok fazla olduğu, firmanın faaliyet gösterdiği alana göre, Ar-Ge merkezi olup olmamasına göre, serbest bölgede çalışıp çalışmamasına göre ve benzeri gibi olan konulara bağlı olarak değişiklik arz eden konulardan bir tanesi. Biz burada öncelikle projede görev alan şirket ortaklarıyla ilgili olan konudan bahsetmek istiyoruz. Proje personelleri içerisinde projede görevli şirket ortakları projede görev alabilir. Şirket müdürleri projede görev alabilir. Bunlar TÜBİTAK açısından bir problem değil. Ancak bunlarla ilgili proje şirket müdürü veya proje firma ortakları ile ilgili giderlerin kabul edilebiliyor olması için bizden bir noter onaylı genel kurul, yönetim kurulu kararı alınmasını istiyor. Şimdi bu konu firmalar tarafından genellikle atlanılan konulardan birisi oluyor. Çünkü projenin öneri aşamasında bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde sizden bir yönetim kurulu kararı almanıza benzeri gibi olan tarafta bir şart koşulmuyor. Ancak proje kabul edildikten sonra siz proje firma ortaklarının maliyetlerini de yükleyerek proje raporunu, mali raporu yeminli mali müşavire gönderdiğinizde yeminli mali müşavir de doğal olarak uygulama esaslarına uygun bir şekilde bu firma ortakları adına alınmış bir yönetim kurulu kararı olup olmadığını sorguluyor. Eğer böyle bir kararı yok ise bu firma ortaklarına ait personel giderlerini proje kapsamında uygun olmayan giderler olarak işliyor ve bunlarla ilgili destek alamıyorsunuz. Bu yüzden firmada çalışanlarla ilgili, özür dilerim, projede görev alan firma ortaklarıyla ilgili olan tarafta bu kişilere ne kadarlık aylık maaş verileceğini ihtiva eden bir yönetim kurulu kararının alınması ve bunun notere onaylatılması gerekiyor. Yani böyle bir yönetim kurulu kararını şirket defterine alsanız bile bunlarla ilgili şeyde notere onaylatılmaması durumunda bu da bir sorun olarak karşınıza gelir. Bunlara da yine dikkat etmek gerekiyor. Murat Bey, burada küçük bir araya gireceğim. Zamanımızı biraz daha şey yapmak adına biraz daha böyle tempolu bir şekilde ilerlemeyi şey yapalım. Kemal Bey'e de vakit kalsın. Çünkü katılımcılarımıza da saat 17'ye kadar demiştik. Ağzınıza tamam. Sağlık. Gayet güzel gidiyoruz. Bu şekilde yapalım inşallah. Pekala. Sağ olun. Hızlanıyorum Ahmet Bey. Bu vesileyle de ben araya girmiş oldum. Değerli katılımcılar, webinar sonrasında da herhangi bir sorunuz olursa bize de her zaman mail ile dönebilirsiniz. Buyurun. Pekala. Sağ olun Ahmet Bey. Personel giderleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, personellere ait yapılacak olan ödemelerin tamamının banka üzerinden yapılması. Elden herhangi bir ödeme yapılması durumunda bunlar kabul edilmiyor. Bir diğer husus da yine TÜBİTAK'la ilgili olan, sadece TÜBİTAK değil diğer devlet kurumları için, devlet destekleri için de geçerli olan genel bir kural. Bir personel için aynı anda iki tane devlet desteğinden yararlanamıyorsunuz. Örneğin bir personeliniz var, KOSGEB'in tek eleman istihdam desteğinden yararlanıyorsanız
bu personelinizi aynı zamanda projede, TÜBİTAK projesinde kullanmanıza bir beis yok, ancak mali raporlar kısmına geldiğinizde bunlarla ilgili bir de ayrıca TÜBİTAK'tan destek istememeniz gerekiyor. Bunlar mükerrer destekler oluyor. Tespit edilmesi durumunda her iki kurumdan aldığınız destekler de yasal faiziyle birlikte sizlerden geri alınır. Personellerle ilgili giderlerin personel bordrolarıyla uyumlu olması gerekiyor. Az önce personel gideri faslı kısmında anlattığım gibi buralardaki konular firmadan firmaya değişiklik arz edebilecek olan konular. Firmanın Ar-Ge merkezi olup olmaması, firmanın nerede faaliyet gösterdiği gibi konular buralarda değişiklik arz ediyor. Bordrolara uygun olarak bu personel maliyetlerinin dönem raporları içerisinde personel giderleri tablosuna yazılması gerekiyor. Biz bu tarzdaki durumlarda bu firma özelinde bu konuların değişmesinden dolayı firmalar proje başlangıcında personel maliyetleriyle ilgili nelere dikkat edilmesi gerekir şeklinde çalıştıkları yeminli mali müşavirlerle görüşmesini tavsiye ediyoruz. Personel ücretleriyle alakalı olarak TÜBİTAK'ın bir kat sayısı var. TÜBİTAK projede görev alacak personellerin maaşlarının ne olması gerektiği ile ilgili olan tarafta bir sınır belirlemiş durumda. Bu konuyla da ilgili diyor ki sizin projeye yazdığınız personeller için lise mezunu ve altı olanlar için asgari ücretin 3 katı, ön lisans olanlar için 4 katı, lisans ve yüksek lisans mezunu olanlar için de bunların mezuniyet tarihlerine bakarak eğer mezuniyet tarihlerinden üzerinden geçen süre 48 aydan azsa asgari ücretin 6 katı, daha üstünde ise 10 katı olacak şekilde maaş verebilirsiniz. Ben en fazla bu kadarını desteklerim. Siz daha fazlasını ne veriyorsanız verin diyor TÜBİTAK. TÜBİTAK projelerinde çalışan personeller brüt ücret ve SGK işveren maliyetleri de dahil olacak şekilde destekleniyor. Aynı zamanda eğer firma ikramiyeleri de resmi olarak verdiyse, toplu iş sözleşmelerinde veya personelle yapmış olduğu iş akitlerinde ikramiyelerde yer alıyorsa, ikramiyeler de uygun maliyet olarak gösterilebiliyor. Personel maliyetlerini projede yazdığımız adamay oranı kadarında bu brüt ücret artı SGK işveren maliyeti ve ikramiyeleri de kapsayacak şekilde TÜBİTAK'tan destek alabiliyorsunuz. Ancak TÜBİTAK'tan personellerinizle ilgili prim ödemesi, personele yapmış olduğunuz nakdi veya aynı olarak edildiğiniz yemek ulaşım giderleri gibi ya da sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri TÜBİTAK tarafından personel kısmında desteklenmeyen giderler grubunda yer alıyor arkadaşlar. Personel değişiklikleri TÜBİTAK projelerinde önemli hususlardan bir tanesi. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Personel değişiklikleri olabilir. Burada en önemli husus proje yürütücüsünün değişmesi. Ve TÜBİTAK nezdinde projelerin muhatabı proje yürütücüsü. Dolayısıyla proje yürütücüsünün değişmesi durumunda bu konunun en geç 15 gün içerisinde TÜBİTAK yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor ve yeni proje yürütücüsünün görev alınması ve bunlarla ilgili atamanın yapılması gerekiyor. Bu esnada aslında TÜBİTAK projeyi askıya alıyor proje yürütücüsünün projeden ayrılması durumunda. Bir hak kaybına uğramamakla beraber 15 gün içerisinde yeni proje yürütücüsünü TÜBİTAK'a bildiriyor olmanız gerekiyor. Proje yürütücüsü dışındaki diğer personellerle ilgili bir değişiklik olması durumunda bunları dönem raporunun içerisinde çıkan personel yerine yeni görevlendiren personelin özgeçmiş formunda dönem raporu eklerine koyarak mali raporlarda beyan etmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Seyahat giderleri, diğer bir gider kalemi TÜBİTAK'ın, seyahat giderleriyle ilgili olan tarafta TÜBİTAK sadece ulaşım desteği veriyor. Proje kapsamında yurt içi ya da yurt dışında yapılacak olan seyahatlerle ilgili. Bir konaklama desteği yok burada. Bu ulaşım desteğiyle ilgili olan tarafta da dikkat edilmesi gereken husus, yapılan ulaşımın ekonomi sınıfı bir biletle oluyor olması. Ekonomi sınıfı dışındaki diğer bilet giderleri destek kapsamında değerlendirilmiyor TÜBİTAK'tan. Yine burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de personel gideriyle ilgili olan konuda burada seyahat yapabilecek olan personelin proje personellerinin içerisinden olması. Projede görevli olmayan bir personeli buraya yazmanız durumunda yine bunlar da destek kapsamında değerlendirilmiyor. Yapmış olduğunuz bu seyahat giderleriyle ilgili fatura ve dekont gibi olan konuların dışında seyahatin gerçekleştiğine dair uçuş kuponları, elektronik bilet gibi belgeleri de destekleyici belgeler olarak saklamanızı ve bunları da yeminli mali müşavir kontrol etmesi açısından onları paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Alet teçhizat yazılım yayın alımları kısımları var. Burada yine proje kapsamında GS013 tablosunda belirtmiş olduğumuz projede TÜBİTAK onayladığı kısımlarla ilgili alet teçhizat yazılım yayınları almanız ve bunlarla ilgili faturaları ve dekontları da dönem raporu ekinde yeminli mali müşavirle paylaşmanız gerekiyor. Genel notlar kısmında belirttiğimiz hususlar alet teçhizat yazılım yayın kısmı içinde geçerli kısımlar.
Ar-Ge ve TESK kuruluşlarına yaptırılan işler kısmı var. Yani üniversiteden bir danışmanlık hizmeti almanız durumunda veya üniversiteye bir test hizmeti yapmanız durumunda karşı karşıya kaldığınız maliyetler bu grup üzerinden değerlendiriliyor. Bu grupta ve biz bir sonraki adım olacak olan hizmet alımları M015 grubunda önemli bir detay var. Diğer malzeme ve diğer gruplarda olmayan bir detay var. Hizmet alımları yaptığınız zaman M014 ve M015 grubunda faturanın dışında bir de hizmet aldığınız tarafla bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Bu dönem raporunun içerisinde dönem içerisinde yapılan hizmetlere ait sözleşmeler kısmına bunların eklenmesi gerekiyor. Bazen firmalar bunları atlayabiliyorlar. Malzemeler için böyle bir durum söz konusu değilken hizmet alımları ki Ar-Ge ve TESK kuruluşlarına yaptığın hizmetler de işler de bunların içerisinde dahil bir sözleşme yapmanız ve bu sözleşmenin hem firmanız tarafından hem de hizmet alınan kurum kuruluş tarafından imzalanmış olması ve bunun da dönem raporu eklerine eklenmesi gerekiyor. Buralarda dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları neler? Faturadaki şeyin ismiyle, tedarikçinin ismiyle, sözleşmedeki tedarikçinin isminin aynı olmasına dikkat edilmesi ve tutarların, hizmet tutarlarının tutarlılığı konusu var. Burada eğer hizmet tutarları ile ilgili olan hususta hangisi daha düşükse, yani örneğin faturadaki tutardan, sözleşmedeki tutar daha düşükse, faturaya rağmen TÜBİTAK sözleşmedeki yazan bedeli hangisi daha düşükse o bedeli referans alıyor. Bunlara da yine projenin yürütülmesi esnasında dikkat etmeniz gerekiyor. Az önce girmiş olduk aslına bakacak olursanız bu kanalın hizmet kalemi gibi kalemler var. Hizmet kalemlerine ait fatura ve sözleşmelerde az önce bahsettiğimiz konuya dahil. Burada seminerin başında bahsettiğimiz bir husus var. Sadece yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak olan denetim hizmeti, AG5 rapor hazırlama hizmeti proje tarihinden sonra olabiliyor. Bu istisna proje tarihinden sonraki dönemde de kesilebiliyor arkadaşlar. Malzeme alımları kalemi var. Yine bunu aslına bakarsanız genel notlar kısmında hızlıca değinmiş olduk oralarda. Daha doğrusu detaylıca değinmiş olduk. Yurt içinden alınacak malzemeler, yurt dışından alınacak malzemeler, burada hangi durumlarla karşı karşıya kalınıyor, bu karışıklık olması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor, faturadaki isimle projenin odasındaki ismin aynı olması ve benzeri gibi hususlar. Bu genel notlar kısmında bahsettiğimiz malzeme alımları ile ilgili bahsettiğimiz şeyler buradaki konu için de geçerli arkadaşlar. Bunların da faturalarının yer alıyor olması gerekiyor. Aynı örnek faturayı da burada sizlerle paylaşıyoruz. Stok kartı, bir stok fişi yazılması gerektiğinden bahsetmiştik. Eğer stoktan malzeme kullanılırsa bunlarla ilgili olan tarafta bunların muhasebe hesaplarında yine uygun bir şekilde tutulmuş olması gerekiyor. Son olarak bir transfer ödemesi ile ilgili bilgilerden de bahsedelim birazcık. Projeler kapsamında bir transfer ödemesi isteyebiliyorsunuz TÜBİTAK'tan. Bunu projenin başlangıç kısmında isteyebiliyorsunuz. Desteklemeye esas kalan maliyet gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz Prodis portalında göreceğiniz malzeme tutarın en fazla %25 oranında transfer ödemesi isteyebiliyorsunuz TÜBİTAK'tan. Bu hakkınız var. Bunun için bir banka teminat mektubu sunmanız gerekiyor TÜBİTAK'a. Bu banka teminat mektubunda transfer ödemesindeki isteyeceğiniz tutarın %25 fazlası olması gerekiyor. Yine banka teminat mektubu ile ilgili bir diğer konuda süresinin de proje bitme süresini takip eden 2 yılı kapsaması, 48 ayı kapsaması gerekiyor. Burada TÜBİTAK'ın şekil şartları var. Bu şekil şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bankadan alınacak olan teminat mektubu ile ilgili tarafta. Peki, buraları bir şey yapıyorum. Hızlıca geçiyorum. Mali raporların gönderilmesiyle ilgili olan hususta en başta bahsettiğimiz gibi TÜBİTAK'ın yılı 2 dönem halinde verdiğini ve bunlarla ilgili olan kısımda bir dönemin bitmesinden sonraki 3 ay içerisinde raporun TÜBİTAK'a gönderilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yine hızlıca hatırlatacak olursak rapor dediğimiz konu yani dönemsel istek raporu 3 tane rapordan oluşuyor. Mali rapor, teknik rapor ve yeminli mali müşavir tarafından oluşturulan AGE 500 raporu. Bunlardan teknik rapor sadece dijital ortamda kalırken mali rapor ve AGE 500 raporunun çıktısı alınıp bunlar da yine TÜBİTAK'a kargoyla gönderiliyor her bir dönem raporu ile ilgili. Bunlar hazırlanırken 3 nüsha hazırlanıyor. Bu 3 nüshadan bir tanesi TÜBİTAK'a gönderiliyor, bir diğeri firmada kalıyor, bir diğeri de yeminli mali müşavirlik hizmeti aldığınız tarafta yeminli mali müşavirde kalıyor. Bu belgelerin 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu var. Geriye dönük herhangi bir soruşturma ya da herhangi bir takip denetim ve benzeri gibi bir şey olması durumunda bu belgeleri saklamanız gerekiyor. O yüzden TÜBİTAK projeleriyle yaptığınız konularda o aya ait ve özür dilerim o projede görev alan personellerin bordrolarını, faturaları ve benzeri gibi olan hususları da ayrı bir dosyada ayrıca saklamanız gerekiyor arkadaşlar. Peki
teknik raporlardan, bunların şey üzerinden bahsetti. Bir kapak sayfasından bahsetmiştik yine, hatırlarsanız sunumun başlangıcında. Dönem raporu online olarak gönderdikten sonra portal üzerinden bir kapak sayfası alabiliyorsunuz. TÜBİTAK mali rapor ve AGE500 raporunu gönderirken bu kapak sayfasıyla birlikte göndermeniz gerekiyor. Bu kapak sayfası olmadan bunları bir şeye koyamıyorsunuz. Kapak sayfasıyla birlikte bunları kargoya gönderiyorsunuz. Burada küçük bir not, detay bir not. Bazen kargoda şeyler kaybolabiliyor. O zaman da sizin bu 3 aylık zaman içerisinde dönem raporunu gönderme yükümlülüğünüz riske giriyor. O yüzden biz firmalara TÜBİTAK'la yapacağınız yazışmalarda oralara gönderdiğiniz şeyleri, raporları ayrıca fatura, kargo fişlerini saklamanızı tavsiye ediyoruz. Ve sunumun son kısmına gelecek olursak, biz dönemsel istek raporunu gönderdiğimiz zaman TÜBİTAK bunlarla ilgili değerlendirmesini yapıyor ve akabinde bize izleyicinizi çağırabilirsiniz mesajını gönderiyor. Proje izleyicisi bizim firmamıza ziyaret yapıyor ve bu ziyareti gerçekleştirdikten sonra kendisi bir rapor hazırlıyor ve bu rapora göre de izleyicinin raporuna göre TÜBİTAK bizim firmamıza ödeme yapıyor. TÜBİTAK ödemeleri ayın 1 ile 20'si arasında yapıyor ve ödeme yapmadan önce firmanızın bir SGK ya da vergi borcu olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer firmanızın bir SGK ya da vergi borcu varsa TÜBİTAK size ödeme yapmıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman gidebileceğiniz iki tane yol var. Bir tanesi, orada gözüken SGK ve vergi borcunu ödeyerek borcu yoktur yazısını alıp TÜBİTAK'a, uzmanınıza da bunları maille atarak ben borcumu ödedim, artık bana ödememi yapar mısın demek. Ya da TÜBİTAK'tan alacağınız kısmın bu borca mahsup edilmesine yönelik TÜBİTAK'a bu konuyla ilgili dilekçe yazmak. Bunları yaparsanız bu ödemelerle ilgili olan tarafta da mahsuplaşmış olur isiniz, olursunuz. Ve TÜBİTAK eğer mahsuplaşma sonucunda diyelim ki 20 bin lira, 30 bin lira alacağınız var TÜBİTAK'tan. Buna karşılık 20 bin liralık SGK ya da vergi borcunuz var. Mahsuplaşma talebinize binaen TÜBİTAK bu 20 bin lirayı borcunuza karşılık ilgili kurumlara yatırdıktan sonra kalan 10 bin lirayı, eğer bir kalan tutar olursa, firma hesabına sizin IBAN numaranıza aktararak böylelikle dönemsel raporlarla ilgili olan tarafta hak edişlerinizi almış olursunuz. Pekala, benim mali konularla ilgili anlatacaklarım bunlar. Genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Şimdi soru cevap kısmına geçelim isterseniz. Sorular geliyor bir yandan. Ahmet Bey, ben sözü size devredeyim. Soru cevap kısmında devam edin. Öncelikle ağzınıza sağlık Murat Bey. Dolu dolu güzel bir sunum gerçekleştirdiğiniz için. Sizlere ben, katılımcılar çünkü konuşamıyorlar, sadece yazabiliyorlar. Ben onlar adına teşekkür etmiş olayım sizlere. Sağ olun. Şimdi üstadım, sorularımız yavaş yavaş geliyor. Soruya girmeden önce ben önce küçük bir bilgilendirme yapacağım. Değerli bir katılımcımız Kutay Bey sordu. Sunumu daha sonrasında bize maille paylaşabilir misiniz dedi. Evet arkadaşlar, sizlere maille sunumları herkese paylaşacağız. Kutay Bey'in sorusunu hem Kutay Bey'in özelinde hem de genelde cevaplamış olayım. Bizim şirketimize mail attıkları takdirde web sayfamıza iltem.com.tr'ye girip oradan atabilirler, bana atabilirler, info@iltem.com.tr'ye atabilirler. Sorun yok. Bize mail ulaştığı takdirde biz tek tek bunları insanlara, katılımcılara tek tek döneceğiz. Yine arkadaşlara son bir hatırlatmamız daha olsun. Chat ekranından soruları alabiliriz dedik. Şimdi ben geliş sırasına göre yavaş yavaş bunları cevaplandırmaya başlayayım. Ahmet Bey. Merhabalar. Müsaade eder misiniz? Benim de aldığım notlar var. Bu arada sorular da devam eder uygunsa. Buyurun. Estağfurullah. Önce açılış konuşmasında unuttuğum İltem'e, sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Böyle bir programa home office çalışırken davet ettiğiniz için bizlere de dinamizm vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Murat Bey, ağzınıza sağlık. Siz anlatırken ben de notlar aldım arkadaşları aydınlatma babında. Hem de varsa aklımdaki sorulara da belki ön bir cevap olur. Şimdi dediniz ki sunumda stoktan kullanılan malzemelerde ya da miktar çok yüksek olursa olumsuz
olumsuzluk olabilir. Ben size bir olumsuzluk daha söyleyeyim. Dediniz ki bir mal 1000 lira rakam yok. Yani en büyük olumsuzluk bu. Yani fiili envanter ama envanterde olan kaydi ve fiili envanterde olan bir stoğun da yazılması gelen izleyici hocanın da buna ikna edilmesi şartıyla mümkün. Destek karar yazısında bazı kalemlerde özellikle alet tesisat alımlarında bazı personellerde veya malzemelerde oransal desteklerden bahsediyor. Diyor ki işte biraz önceki örnek 1 milyonluk malzeme yazmışsınız. Ben bunu %50 desteklerim. Burada yeminli mali müşavir o dönem için diyelim ki birinci dönem için 2019'a bir için 300 bin lira malzeme yaptı. 300 bin lirayı inceleyip 150 bin lirasını kabul etmek gibi bir davranışta bulunmayacak yeminli mali müşavir. O kendisine sunulanı mali rapor çerçevesinde mali rapor kılavuzu düzenleme kılavuzu çerçevesinde kontrol ederek ve TÜBİTAK bunun %50'sini veya 500 bin liraya ulaşacak TÜBİTAK verecek. Siz malı almaktan vazgeçtiğinizde dolayısıyla bunu ispat edebiliyorsanız peşin çalışmayı cari. Evet Kemal Bey'in herhalde. Evet bir bağlantı problemi yaşadık. Kemal Bey sizden ricamız son anlattığınız bölümü bizler duyamadık. Katılımcılarımız da duyamamış olabilirler. Ödemelerin peşin yapılması, yani fatura tarihinden önce yapılması konusu olumsuz bakılmıştı. Ancak DBS'ler var. Büyük İhtiyaççıların ya da üreticilerin bankalarından ödeme alımları. Kemal Bey, bu alımdan vazgeçseniz bile. Kemal Bey duyabiliyor musunuz beni? Fotoğrafını ödemek önce aslında. Murat Siksek yapılacak havale edilecek. Sanırım Kemal Bey'in bağlantısında bir problem var. Evet. Kemal Bey eğer beni duyabiliyorsanız bağlantınızda bir problem var. Biz konuştuklarınızın büyük bir çoğunluğunu aktaramıyoruz şu an yayına. Şu an tamamen gitti ses. Belki hızlı bir çözüm olarak video kısmını kapatarak sadece ses aktarmayı bir deneyebilirsiniz. Kemal Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Cari hesap meselesini sevmedi bu sistem galiba. Ön ödemeyi evet. Anlatıyordum. Sevmedi. İkidir kesiyor beni burada. Evet. Ne kadar müdahale oldu Kemal Bey. Ne kadar anlatayım. Belki aktarım hızını şey yapmak adına sizin sadece sesinizi veriyoruz şu anda yayına. Evet. Görüntünüzü vermiyoruz. Tamam. Gördüm. Cari hesap ödemelerinde ön ödemede olabilir. Yeter ki muavin kayıtlarından bunu ispat edelim. İspat etsin firma. Evet. DBS ödemeleri şimdi ilerleyen var. Dönemlerde bu stok konusuna tekrar geliriz. Benim de size evet. Sorularım olacak ama değerli katılımcıları fazla bekletmeyelim diye birkaç sorum olacak. Değerli katılımcılardan gelen Merve Köroğlu hanımefendinin bir sorusu. Merhaba, destek karar yazısı bize ulaştıktan sonra proje öteleme talebinde bulunduk. Yeni sözleşme henüz bize ulaşmadı.
Destek karar tarihi 18 Mart'tı. Yeni sözleşmenin iletilmesi için son tarih yine 18 Nisan olarak mı değerlendiriliyor demiş. Bunu Murat Bey cevaplarsa daha iyi olur. Mali rapor öncesi bir işlem çünkü. Evet. Ben sunum esnasında da aslında ifade etmeye çalıştım. Şimdi burada 18 Mart tarihi itibariyle kabul edilmiş bir proje ile ilgili olarak 30 günlük bir süre var. Bu 30 günlük süre sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi 18 Nisan'da bitiyor. Ancak 18 Nisan'a kadar yeni tarihli öteleme sözleşmenin imzalanması zorunluluğu yok. TÜBİTAK aslında o 30 günlük sürede sizden bir reaksiyon bekliyor. Bu reaksiyon iki türlü olabilir. A, gelen destek kararcısındaki başlangıç ve bitiş tarihlerini kabul ederek sözleşmeyi imzalayarak TÜBİTAK'a geri göndermek. B, TÜBİTAK ben bunu uygulama esaslarının şu maddesine göre öteleme yapmak istiyorum diye TÜBİTAK'a bir dilekçeyle geri göndermek. Siz bu süre ötelemesi istediğiniz konuyla ilgili bu 30 günlük süre içerisinde TÜBİTAK'a bir geri dönüş yapmış iseniz eğer, o 30 günlük şart ortadan kalkmış oluyor. Bu şartı karşılamış oluyorsunuz. Sonrasında TÜBİTAK'ın size yeni tarihli sözleşmeleri göndermesi, hatta onun öncesinde Prodis portalını revizyona açması, sizin revizyonları tamamlamanız, TÜBİTAK'ın size yeni sözleşme yeni tarihli sözleşmeleri gönderilmesi gibi olan hususlar o 30 günlük şarta tabi değil. Sizin sadece 30 gün içerisinde az önce belirttiğim gibi bir reaksiyon vermeniz lazım. Bu reaksiyonda ya sözleşme imzalamak ya da ben süre ötelemesi yapmak istiyorum TÜBİTAK şeklinde bir dilekçeyle TÜBİTAK'a geri dönüş yapmak. Daha sonra bu 30 günlük sürelik şart ortadan kalkmış olacak Merve Hanım. Teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Merve Hanım'ın sorusundan bir türev soru daha çıkartıyorum veya cevap çıkartıyorum diyeyim. Şimdi arkadaşlar, projemiz onaylandıktan sonra biz eğer süre ötelemesinde bulunacak isek destek karar yazısının geldiği aydan itibaren projemiz başlayabiliyor. Daha ileriki tarihlerde bir öteleme yapamıyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani TÜBİTAK benim projemi geç onaylamış olabilir. Malum önceki yaşadığımız 15 Temmuz sürecinde çok projelerimizi öteledik. Biz yaklaşık 15 senedir TÜBİTAK projesi yazarız, hazırlarız. Yani hiç yapmadığımız kadar süre ötelemesi yapmak zorunda kalmıştık ilgili tarih dönemlerinde. Bunlarla ilgili reaksiyon vermemiz gereken davranışta aktarmaya çalıştık sizlere. Evet, başka bir sorumuz daha var. Yine Merve Hanım'ın sorusu. Sırayla gidiyorum. Tahmini maliyet gideri 1 milyon TL'lik projemizin destek karar yazısında 200 bin TL'lik test cihazının gerekli olması durumunda hizmet alımı yapılabileceği değerlendirildiğinden desteklenmeyeceği belirtildi. Ancak portalda belirlenen desteklemeye esas tutar 900 bin TL olarak görülüyor. Bu durumun sebebi ne olabilir? Test hizmeti alınabilmesi için bütçe yaratılmış olarak değerlendirebilir miyiz? Ben biraz Murat Hocam'ı dinlendirmek adına soruya kendim cevap vermeyi tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar, biz AG101 formunda yazarken projemizi İstediğimiz şeyleri yazıyoruz. İşte birinci kalem personel, ikinci kalem seyahat, üçüncü kalem alet teçhizat, dördüncü kalem yurt içi ARGE kurumları, beşinci kalem hizmet alımları, altıncı kalem malzeme alımları gibi. Unutmamamız gereken husus şu, biz talep ediyoruz. Devlet bunu onaylayabilir, kısmi de onaylayabilir, hiç onaylamayabilir. Dolayısıyla biz faaliyetlerimizi, eğer projemiz kabul edildiyse ve biz projemize devam edeceksek, TÜBİTAK'la sözleşme yaptıysak, bütün faaliyetlerimizi teknik anlamdaki başarı kriterlerimizi yerine getirmemiz lazım. Eğer bunların içinde herhangi bir sebepten dolayı maliyet artışı, destek kararından çıkması gibi unsurlar olur ise bunları AG301 dediğimiz teknik rapor olarak adlandırdığımız raporumuzda beyan edip buna göre mali işlemlerini gerçekleştirip yine Murat Bey'in detaylı olarak sunumda anlattığı şekliyle bunları muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda da revizyon kalemi olarak diğer devlet desteklerinde pek karşılaşmadığımız, örneğin KOSGEB, ARGE'de karşılaşmadığımız
revizyon kalemiyle yine teyit mali esaslarına uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Genel bir temel bilgilendirme yapıldıktan sonra Merve Hanım'ın sorusunun içinde zaten cevabı var. Evet, TÜBİTAK sizin test cihazınızı, 200 bin TL'lik bir test cihazınızı vermedi. Yani 1 milyonluk maliyet olan giderinizi 800 bin lira indirdi aslında. Ancak sizi testsizle bırakmamak adına kendisi 100 bin lira buna değer biçmiş. O anlaşılıyor. Size 100 bin liralık bir harcama çıkarttığı ortaya geliyor. Eğer şu anda destek karar yazısı elimizde olmadığından, belki destek karar yazısı kaleme alınırken bir eksik ifade olmuş olabilir orada. Oysaki yararlanıcıya, TÜBİTAK'a proje yapan ilgili firmaya AG'ye işte 101 M0 13 maliyet gider kalemindeki 2 numaralı gider olan test cihazı ARGE ile firma altyapısını kuvvetlendirmeye dönük olduğundan destek kapsamından çıkartılmasına, ancak bununla ilgili mali esaslara uygun 100 bin TL'lik bir test yapıldığı takdirde bunun destek kapsamına alınmasına karar verilmiştir gibi önceden yazılar yazıyorlardı. Ama bu ara belki bu gözden kaçmış olabilir. Bu yürüttüğünüz mantık Merve Hanım doğrudur. Bu güzel sorunuzdan dolayı da sizlere teşekkür etmiş olalım. Peki, yine bir sorumuz daha var. Kemal Bey'e soralım soruyu. Projenin son mali raporu için gelen YMM faturasını proje sonrasında da gösterebileceğimizi belirttiniz. Proje kapandığı ve bir daha mali rapor hazırlanmayacağı için bu raporu nasıl beyan edebiliriz? Projenin son dönemine ilişkin, örneğin Ekim 2019'da biten bir proje düşünelim. Bunun raporunu Mart 2020'de vereceğiz. Mart 2020'ye kadar kesilecek sadece YMM faturası ya da serbest meslek makbuzu o dönem gideri içerisine, tarihi Şubat-Mart olsa bile 2019-2 dönemine yazılacak ve ödenmiş olması şartıyla da kabul edilmiş olacaktır. Teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Yine bir Sezgin Yurttaş Bey'den gelen bir sorumuz var. Bu arada Merve Hanım bize teşekkür etmiş. Biz size teşekkür ederiz güzel sorunuzdan dolayı. Sezgin Bey şöyle soruyor. Stoktan kullanılan malzemelerle ilgili bir sorum var. Bildirimde birim fiyatının nasıl belirlenmesi gerekiyor? Yani stoğu bildirirken ben birim fiyatımı nasıl belirtmem gerekiyor? Konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz demiş. Ben sorudan anladığımı şöyle sorayım size Kemal Bey. Stokta bulunacak Sezgin Bey, stoğu ben nasıl fiyatlandırayım diye sormuş oluyor. Kemal Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Sesiniz kesildi Ahmet Bey. Anlayamadım ben. Sezgin Bey'in sorusunu tekrar yöneltiyorum. Stoklarla ilgili Sezgin Bey'in sorusu. Ben stoktan malzeme kullandım. Stoktan kullandığım malzemenin birim fiyatını belirlemede nasıl bir yol izlemeliyim? Birazcık detaylandırarak anlatabilir misiniz diye sormuş Sezgin. Alo. Kemal Bey. Şimdi duyuyorum, buyurun. Şimdi Sezgin Bey'in sorusu, stoktan malzemeler kullanıyorum. Bunları TÜBİTAK mali raporuna bildiriminde nasıl bir ilerleme, nasıl bir belirleme yapmalıyım? Biraz daha detaylandırarak anlatır mısın? Önemli olan M0-16 formundaki, yani malzemelerin planlandığı formda
teknik olarak bulunması gereken malzemeler, yani o proje aşamasında kullanılan malzemelerin tariflerine uygun malzemeler olması lazım. Fiyatlandırmada ise sonunda uymayabilir dedik, fazla eksik olabilir. Özellikle bu dövizin ani çıkışları döneminde çok fazla olarak denetini aşmayacak şekilde genel toplum üzerinden işlemiyorduk bildiğim kadarıyla. Önemli olan teknik anlamda kullanılacak malzemeyi ister satın alma yoluyla yönetim olarak alınması esastır. Parasal kısmı sonraki aşamadır. Yani genel projesiyle alakalı bir konudur. Anlaşıldı mı? Geldi mi soru? Şimdi biraz bağlantı problemi yaşadık. Ben Kemal Bey'in açıklamalarının paralelinde bazı beyanlarda bulunayım. Sezgin Bey'in sorusuna karşı. Şimdi Sezgin Bey, siz stoktan malzemeleri bildireceksiniz. Bu doğrultuda önemli olan birinci unsurumuz bizim AG101'deki malzeme maliyet kalemlerine uyumlu şekilde stok kullanmamız. Birinci kriter bu. Eğer AG101'de daha önceden büyük bir makina firmasısınızdır siz, bunlarla ilgili stoklarınız olabilir. Rulman, kayış, kasnak almış olabilirsiniz. Bunları gider olarak toplu alımlar yapıyorsunuzdur. Beyan da bulunacaksınızdır. Burada birinci dikkat edeceğimiz husus ilgili alım. Yurt içi bir distribütörden mi alındı ya da yurt içi bir imalatçıdan mı alındı yoksa yurt dışından direkt ithal mi edildiğidir. Eğer yurt dışından bir distribütörden aldı isek o zaman geriye dönüp 3 ay kuralını işletmemiz gerekiyor. 3 aydan önce satın aldığınız malzemeyi maalesef stoktan kullanamazsınız. Ama ithal bile olsa Türkiye'deki bir distribütör aracılığıyla alındıysa ya da Rulman, kayış, kasnak gibi standart bir makine elemanının yerli imalatçısından alındıysa dolayısıyla burada herhangi bir sorunumuz olmaz. TÜBİTAK stokla ilgili değerleme maliyeti de kullanmak yoluyla değerlemeleri de kabul ediyor. Fakat biz bu değerleme maliyeti ileride herhangi bir yine Murat Bey'in dediği gibi 10 yıllık bir soruşturma süreci, denetim süreci yaşayabiliriz. Bunları kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Burada eğer AG101 ile ilgili alımları bir stok fişiyle yazıyorsunuz. İlgili aldığınız faturanın tarihlerini, miktarlarını, bu stoktan kaç tane kullanıldığını yazdığınız bir fişimiz var. Bunu kullanıyoruz. Bu sorunuzla ilgili ve diğer katılımcıların sorularıyla ilgili efendim stok fişini örneğini gönderir misiniz diye bize yine mail atarlarsa bunlarla ilgili mail döneriz. Bir stok fişi yapılıyor. O fatura tarihleri, numaraları yazılıyor. Bunlar da aslı gibidir yazılıyor. Kaşeleniyor, imzalanıyor. Diğer faturalar gibi. Sonra diyelim ki 200 tane motordan 5 tane motoru ilgili makinede kullandınız. Veya da 20 tane kasnak aldınız. Bir tane kasnağı burada kullandınız. Bu projede kullanılmıştır diye onun faturasına bakıyoruz. Yine son kez tekrar etmiş olayım. Burada dikkat edilecek husus. Son mevzuata göre 3 ay kuralı yurt dışından direkt ithal edildiğinde bunları unutmamanız gerekir. Yine arkadaşlar aklımdayken ben söyleyeyim. TÜBİTAK mali esası, teknik esaslar, mali esaslar ya da öneri dosyası hazırlama gibi olan unsurlarımızda her zaman güncel mevzuata bakıyoruz. Mesela ben yaklaşık 15 yıla yaklaşıyor bu işleri yapıyorum. Yani en az 4-5 kere mevzuatlar revize edildi. 3 kere de AG101 formu komple revize edildi diyebiliriz. Dolayısıyla sonuçta belli uygulama esaslarına, belli kanunu esaslara göre yapılan bir iş yapıyoruz. Bu doğrultuda eğer sık sık proje hazırlamıyorsak, birkaç senede bir, 2 senede bir, 3 senede bir proje hazırlıyorsak o zaman sizlerden ricamız her proje hazırlamadan önce uygulama esaslarına bakmanız olacaktır.
Ahmet Bey, bir soru daha var. İsterseniz onu da ben yönelteyim. Evet, buyurun. Volkan Özdal Beyefendi'nin bir sorusu var. Biz bir rapor, dönem raporu gönderdikten sonra dönem ne kadar sürede ödeme alabiliriz diye bir soru yöneltmiş Volkan Bey. Kısaca şöyle cevaplamaya çalışayım isterseniz bu konuyu. Bu aslına bakarsanız biraz içinde bulunduğunuz döneme de bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber normal şartlar altında süreç nasıl ilerliyor? Hızlıca sizi bilgilendirelim. Biz dönem raporunu gönderiyoruz. Dönem raporunu gönderdikten sonra TÜBİTAK'taki uzmanı sizin raporu inceliyor. Bunun akabinde TÜBİTAK'taki uzmanınız size izleyicinizi çağırabilirsiniz şeklinde bir geri dönüş yapıyor. Bundan sonra siz projenin izlemesiyle, izleyicisiyle iletişime geçerek onu firmanıza davet ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde bu faaliyetler genellikle elektronik ortamdan Zoom, Skype gibi argümanlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ve bu izleme ziyaretinden sonra sizin izleyicinizin bir rapor hazırlaması ve bunu TÜBİTAK'a vermesi gerekiyor. Bu süreler içerisinde, yani bu rapor hazırlandıktan sonra normal şartlar altında bu süreç yaklaşık işte 2 ay ya da en fazla 3 aylık bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi bu içinde bulunduğunuz dönemle de alakalı bir konu. Ama normal şartlar altında konuyu referans alacak olursak, dönem raporunu gönderdikten sonra, izleyici ziyareti de gerçekleştikten sonra 2 ay, bilemediniz 3 ay sonra bu ödeme işlemlerini en fazla almış olursunuz diye sizin sorunuzu da cevaplamış olalım. Evet, ödemeler birazcık konjektürel duruma göre de değişebiliyor. Evet arkadaşlar, genel anlamda sorularınızı almaya devam edebiliriz. Sizler için bir yarım saatimiz daha var. Ben bu arada sorular gelesiye kadar en çok dikkat edilecek temel kaideleri aklıma geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya gayret edeyim. Derken bir sorumuz geldi. Mehmet Yılmaz Bey'in sorusu. Merhaba, izleyici hoca sadece teknik mali teknik mi, ayrıca bunun yanında mali raporları, harcamaları da inceler mi diye sormuş. Kemal Bey hatta mı? Geliyor mu sesim? Kemal Bey, duyabiliyor musunuz? Maalesef internet bağlantısından. Ben de bu soruyu Murat Hocam'a sormuş olayım. Murat Hocam, izleyici hocamız geldi. Bizi akademisyen sonuçta. Beni teknik olarak incelemesini gerekirken, bendeki algı o, teknik inceleme yapacakken, mali raporlarımı ve harcamalarımı da inceleyebilirim hocam diye Mehmet Bey'in sorusu. Pekala, teşekkür ederim bu soru için. Sorunuzun kısa cevabı evet. Yani izleyici hoca teknik konular dışında mali tarafları da inceleyebilir. Hatta bu tarzdaki durumlarda şöyle konular da olabiliyor. Sizin yazmış olduğunuz dönem raporuna bağlı olarak sizin TÜBİTAK'taki uzmanınız izleyici hocaya özel sorular da yönlendirebiliyor. Mesela işte diyelim ki projeyle ilgili olan tarafta gerçekleşen, önerilerle gerçekleşen arasında farklılıklar olabiliyor. Mesela siz X kalemden 5 tane kullanmayı öngörürken proje öneri aşamasında 10 tane kullanmışsınızdır. TÜBİTAK uzmanı burada izleyiciye bir soru olarak da yöneltebilir. Yani burada firma 10 tane kullandığını söylüyor. Bunu inceler misiniz diyebilir. İşte giderlerde bir artış görüyorum. Bu konuyla ilgili inceler misiniz şeklinde mali tarafında sorgulanmasını isteyebilir hocadan. Burada hocalar bunlara bakabiliyor. Ben çok uzun zaman oldu gerçi ama belki yaklaşık işte 10 yıl falan olmuştur. Bir TÜBİTAK denetlemesi hatırlıyorum. Hoca böyle birazcık da şeyle anlatalım. Hani Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca gibiydi, yani kül yutmaz modundaydı. Bir makine projesiydi. Önerilenlerle gerçekleşen arasındaki farklılıkları görmek adına tek tek makinenin üzerine çıktı. Motorları saydı, şeyleri saydı. Projede beyan edilen konuları saydı. Dolayısıyla hocaların mali taraflarla ilgili olan tarafı da inceleme hakları ya da böyle bir şeyleri var, görevleri var. Bu bazen TÜBİTAK tarafından özel olarak istenilebilir. Bazen TÜBİTAK istemese de bunu hoca sorabilir, sorgulayabilir. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Sadece teknik tarafta kalacak diye bir kaide yok. Diyelim, böylelikle teşekkür edelim Mehmet Bey'e sormuş olduğu soru.
Ben Murat Bey'in cevapları için teşekkür ediyorum. İlave de bir yapayım. Bazen uzmanlar özellikle mali anlamda da teknik raporlarda inceleme isteyebiliyorlar. Bu beklenmedik giderlerin oluşması durumunda giderlerin proje bütçesinin %30'undan daha fazla alanlarda aşması konusunda bunlarla ilgili izleyici hocalardan, akademisyenlerden ilgili giderleri incelemelerini rica edebiliyorlar. Bu durumda genelde şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Mesela ülkemizde uzun bir süre döviz bazında fiyat artışları öngörülebilir boyutlarda ilerledi. Her yıl %5 kadar, %3 kadar, %10 kadar maksimum döviz artışıyla ilgili maliyetlerin değişmesi söz konusuydu. Ancak içinde bulunduğumuz son 3-4 senede maliyet artışları daha hızlı bir süreçte ilerlemeye başladı. Bu da olunca tabii öneri dosyası TÜBİTAK'ta projeleri 6 ayda 9 ayda kabul edildiği bir süreçte proje değer 24 aysa ve biz de buna bir süre ötelemesi de aldıysak o zaman ben önerdiğim zamanla gerçekleşen zaman arasında %50 kadar döviz bazında Euro'dan ya da dolardan dolayı artışlar meydana geldi. Özellikle bu konularla ilgili Mehmet Bey'in sorusundaki gibi mali raporları da izleyici akademisyenler mercek altına almaya başladılar. Bu da aklımızın bir kenarında olsun diye açıklama yapayım dedim. Şimdi üstadımızın ara ara bağlantı sorunları oldu. Kemal Bey'e başımızın tacı Kemal Bey deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Katılımcılar olarak da kendimiz adına da Kemal Bey'e bırakıyorum ben bağlantıyla ilgili. Değerli katılımcılar, benim aldığım notlar belki soracağınız sorulara da peşin cevap olmuş olabilir. Firma ortaklarının projelerde yer alması durumunda mutlaka anonim ve limited şirketlerde genel kurul kararı gerekmektedir. Ve bu genel kurul kararının noter onaylı örneğinin yeminli mali müşavire sunulması gerekmektedir. Uygulamada gördüğümüz bu kararlar alınmadan firma ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri ya da şirket müdürleri projelerde yer almakta. Ancak bu harcamalar İBE esas olarak kabul edilmemektedir. Şimdi cari hesap ödemelerine tekrar gelecek olursam, eğer sistem de beni atmazsa, faturalı harcamalarda yani G012 ile G016 arasındakilerde eğer oransal bir ödeme yaptıysa alımlarına firma, onun desteklenmesi de oransal oluyor. Örneğin 100 bin liralık bir faturanın 30 bin lirasını ödemişse firma, bunun geri kalan kısmı daha sonraki dönemlerde değerlendirmek üzere yeminli mali müşavir tarafından reddediliyor. Ancak personelde bir şey değişik bir şey var G011'de. Personel giderleriyle ilgili gerek maaşın ödenmemesi, gerek maaşın banka tarafından banka yoluyla ödenmemesi ve o ayla ilgili kesintilerin muhtasar ya da SGK'ya ödenmiş olması o kişi ya da personel reddedilmesi anlamına geliyor. Faturalardan farklı olarak. Ancak dönem sonunda hibe gelirken 2-3 ay sonra sigortaya, maliyeye başka türlü borçlar olabilir. O zaman mahsup yapıyor TÜBİTAK. Ama ilk önce şu esas, o personelle ilgili yapılması gereken ödemelerin yapılması lazım. Hatta bazen yurt dışından alımlar var, hizmet alımları. Bunlarla ilgili iki nolu KDV ile beyan yapılması gerekiyor. Bazen royalty know-how gibi gelir vergisi stopajı yapılması gerekiyor. Bunların da tahakkuk edilip ödenmesi lazım. Peki yabancı uyruklu personel çalıştırabilir miyiz projede? Tabii çalıştırabiliriz. Ama yerli işçiden farkı şu, mutlaka çalışma ve oturma izinlerinin olması ve bunların geçerlilik süresinin
proje boyunca devam ediyor olması lazım. Bu çok önemli bir konu. Bir başka gelebilecek soru, finansal kiralama yoluyla harcamalarımız varsa kabul edilir mi? Evet, edilir. Proje dönemi içerisinde kalan kira ödemeleri ödenmiş olması şartıyla harcama kalemi olarak dikkate alınır. Evet, bendeki notlar bu kadar. Sorular varsa almaya devam edelim. Evet, Kemal Bey'e de bu değerli açıklamalarından dolayı arada ben yine teşekkür etmiş olayım. Yine arkadaşlar, Kemal Bey'in son bahsettiği gibi leasingli alımlarda TÜBİTAK'ın bir güzelliği var. Mesela KOSGEB desteklerinde kesinlikle böyle bir destek yok. Evet, Ezgi Gümüş hanımefendinin bir sorusu var. Merhaba, adam ay oranları için belirli bir limit var mıdır diye sormuş. Ben mi vereyim, siz mi verirsiniz? Teknik daha çok ama. Biz çok konuştuk bugün Kemal Bey. Biz biraz size de söz hakkı vermek istiyoruz. Estağfurullah. Makul mantıklı ve projedeki gerçek harcayacak vakte göre verilmesi lazım. Bunu siz bir adamayla projede almaya çalışırsanız bu mantıksız olur. Adam şirketi mi yönetecek? Adam veya kadın. Şirketi mi yönetecek yoksa projede bütün vaktini mi geçirecek? Çok uç örnek verdim ama burada önemli olan o kişinin projede harcadığı zamandır. ARGE merkezlerinde de birden fazla proje varsa hepsinin dağılımında o proje için geçirdiği zaman esastır. Yani teknik konu olduğu için kafa pası yapmaya çalıştım ama makul ve mantıklı olanı yazmak lazım. Benim söyleyebileceğim bu. Aynen Kemal Bey'in dediği gibi makul ve mantıklı adam ay oranlarında yapmamız gerekiyor. Konuya göre, projeye göre, işletmenin yapısına göre, teknik kabiliyetine göre bunlar değişebilir. Ama bir detay yine vermiş olayım burada arkadaşlar. Biz proje yürütücülerine, işletmenin tabii durumuna göre 0-1-0-2 gibi adam ay oranları veriyoruz proje yürütücülerine. Diğer taraftan projedeki mühendislere de hem oran olarak hem de iş paketinin süresi olarak makul seviyede tutmaya çalışıyoruz. 0.30'lar yani %30'ların üstüne pek çıkılmamasını da genel olarak tavsiye edebiliriz. Yine Mehmet Yılmaz Beyefendinin bir sorusu var. Ahmet Bey çok özür diliyorum. Bu soruya bir ilave yapabilir miyim ben? Tabii buyurun. Bu Ezgi Gümüş hanımefendinin söylemiş olduğu konuyla ilgili, adam ay oranlarıyla ilgili siz devam eden projelerle ilgili olan tarafta gayet güzel hem Kemal Bey hem siz cevapladınız. Ben birazcık daha genişletmek istiyorum bu hususu. Projelerin devam edilmesi sırasında, yani önerilen bir projenin kabul edilmesinden sonra bu seminerin konusu olan mali hususlarla ilgili olan konu dışında projelerin önerilmesi aşamasında az önce Ahmet Bey'in dediği gibi daha o noktada bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada adam ay oranları kadar önemli olan hususlardan bir tanesi de projenin toplam bütçesinin içerisindeki personel maliyetleriyle ilgili olan konulardır. Çünkü TÜBİTAK değerlendirmelerini yaparken adam ay oranlarını zapturapt altına alıyor. Dönemsel giderler tablosunun içerisinde toplam aday oranlarını hesaplıyor. Ve bazı projelerde destek karar yazısında işte siz örneğin 60 adam ay oranı yapmış olsanız bile ben en fazla 40 adam ay oranında bunları destekleyeceğim diye geri dönüşler yapıyor. Proje öneri aşamasında adam ay oranları ile ilgili olan konu projenin konusuna göre değişiklik arz edebilecek durumda. Ahmet Bey'in belirtmiş olduğu işte proje yürütücüsü için %10, %20 bandında kalma, diğer personeller için en fazla %30 bandına çıkma kurallarına bağlı kalsanız bile bazı projelerde personel maliyetleri toplam proje bütçesinin içerisinde önemli bir oran kaplayabiliyor. Bu tarzdaki durumlarla ilgili bir sınır var mı derseniz aslında bir sınır yok. Projenin muhteviyatına alakalı bir şey bu. Örneğin bir yazılım geliştirme projesinde maliyetlerin büyük çoğunluğu bir personel maliyetleri olacakken bir makine geliştirme projesinde maliyetlerin çok büyük bir kısmı, belki %80'e yakın bir kısmı malzeme alımları kısmında iyi olacaktır. Dolayısıyla adam ay oranlarını kendi içerisine dikkat ettiğiniz gibi proje öneri aşamasında toplam bütçe içerisindeki oranını da hazırladığınız projeye, faaliyet konunuza göre dikkat etmenizi tavsiye ederiz sizlere. Teşekkür ederim. Böyle bir ilave yapmayı hissettim. Buyurun Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Murat Bey tecrübesini konuşturdu. Estağfurullah.
Yine Mehmet Bey'in bir sorusu var. Belirtilen malzeme alımları dışında firma kendi bütçesinden harcama yapıp beyan etmese, o malzemenin desteğini istemese projenin farklı olmasından dolayı bir problem oluşturur mu diye sormuş. Ben cevap vereyim. Buyurun Mehmet Kemal Bey. Pardon. İki boyutu var bunun. Bir tanesi yapılan harcama işletme için de olsa bile bunu iç faturalaşmayla proje maliyetine dahil edebilir. Yani projenin firmanın kendi içindeki bir takım malzemelerle o istenen alet edevat veya birleştirilmiş malzeme yapılabilir. Bunu da toplam maliyet belirterek bir fatura edebilir. Ha, istemeyebilir mi? Tabii ki istemeyebilir. Ama teknik raporda o malzemenin hangi şekilde kullanıldığı, yani olmazsa olmaz bir parçaysa o projenin yapımında, mutlaka bunun kullanıldığı ama mali rapora yansıtılmadığı belirtilmelidir. Evet, teşekkür ederiz. Özellikle arkadaşlar, belli bir konsepte proje yapılan firmalarda bunlar çok oluyor. Örneğin bir pres imalatçısıyız. Bir CNC freze tezgahı imalatçısıyız. O zaman biz ve artık 7. 8. 10. 15. TÜBİTAK projemiz olmuş. O zaman devlet bize şunu diyor. Ben projende şu maliyet kalemlerini desteklemiyorum. Çıkartarak yapıyorum diyor. O zaman biz de buradan öğrendiğimiz bilgi dolayısıyla projelerimizi yazarken belli maliyet kalemlerini biz üstleniyoruz, yazmıyoruz diyebiliyoruz. Örneğin bir proses geliştirme projesi yaptıysak, onun içerisinde bir robot kol varsa, indirme, boşaltma, yükleme gibi faaliyetleri yapıyorsa, bu Ar-Ge'de kullanılacak ama robotu ben alacağım. Bunları öneri dosyasında AG101'de Kemal Bey'in bahsettiği gibi bunları yazmakta fayda var. Bunları kendi imkanlarımızla herhangi bir kamu desteği kullanmadan harcamamızda sorun olmaz. Yine Mehmet Bey'in başka güzel bir sorusu var. Teknoloji hazırlık seviyeleri geldi. Yeni yılbaşından sonra yeni TEDEP sistemiyle, çağrılı sistemle. Projelerde analizler sonrası maliyeti yüksek malzemelerde değişiklik yapabilir miyim diyor. Dönem raporlarında bunu belirtebilir miyim diyor. Biraz soru kapalı olmuş. Mehmet Bey bizi duyuyorsa biraz daha sorusunu açmasını rica edeceğim. Ama ben anladığım kadarıyla ben projeyi hazırlarken 6, 7 ve 8 genellikle prototip amaçlı uygulamaya dönen teknoloji seviyeleri bunlar. O zaman ben burada maliyeti bazı yüksek malzemelere analizler sonrası dönsem, yani tasarım doğrulama iş paketinde ben bir takım sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirdim. O malzemelerin sonuç alamadığını gördüm. Bunlarda değişiklik yapabilir miyim diyor. Zaten soru kendinden cevabını veriyor. Evet, yapabilirsiniz. Az önce de değindiğimiz gibi. Yeter ki bunları AG301'de net bir şekilde gerekçeleriyle anlatalım. Bundan dolayı da doğru mali esaslara göre doğru bir açıklama yaptığımız takdirde olabilir. Mesela Mehmet Bey'in bir açıklaması geldi. Örnek, maliyeti yüksek pistonları hidrolik değil de servo yapsam olur mu? Sorunun cevabı izleyiciyi ikna ettikten sonra olur. Çünkü TÜBİTAK karakolda başka, mahkemede başka konuşuyorsun tabiri caizse dememesi lazım bize. Çünkü siz Ar-Ge'de hidrolik pistonlara yönelmişsiniz. Sonra servo pistonlara dönmüşsünüz. Şimdi birisinin maliyeti 100 lirayken öbürünün maliyeti 200 liraya çıkarsa o zaman sorgulanırız. Ama benim maliyetim 100 liradan 50 liraya düşecekse sorun olmaz. Burada tek bakacağı maliyet anlamında sorun olmaz. Burada tek bakacağı iş Ar-Ge ve yenilikçilik yönünü aşağı seviyeye çekmemesi olacaktır. Ya ben Mehmet Bey'i tanıyorum. Mehmet Bey de beni tanıyor. Eğer sorusuna tam cevap olamadıysak
daha sonradan özelden de bize ulaşabilir. Ahmet Bey, bu konuyla ilgili bir şey daha yapayım mı? Ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Sizin de belirttiğiniz gibi bu konuyla ilgili belki katılımcılara TÜBİTAK mevzuatındaki sınırlardan bahsetmekte fayda var. Öncelikle TÜBİTAK, ben senin projeni kontrol ettim ve bununla ilgili bir bütçe belirledim ve sen bu bütçenin dışına katiyen zinhar çıkamazsın gibi bir yaklaşım içerisinde değil. TÜBİTAK önerilen ve gerçekleşen arasındaki durumlarda Ahmet Bey'in az önce bahsetmiş olduğu gibi projenin Ar-Ge ve yenilikçilik yönünün aşağı düşmemesi ve teknik olarak bir makul bir gerekçesinin olması kaydıyla bu tarzdaki değişikliklerin yapılmasına kapıyı açık bırakıyor. Mali açıdan bakacak olduğunuz zaman olaya mevzuat diyor ki burada eğer buradaki değişiklik önerilen projeyle gerçekleşen projenin bütçeleri arasındaki değişiklik %30'a kadar ise aradaki değişiklik oranı, artış oranı böyle bir durumda diyor sizin projenize bakan uzman izleyicinin raporlarına da göz önünde bulundurarak sizin artış taleplerinizi kabul edebilir diyor. Eğer bu durumdur, yine izleyici raporlarına bakarak bu konuyla ilgili bu artış taleplerinizi kabul edebilir. Ancak bu kararı, bunun onaylanması ya da reddedilmesi kararını komite verir diyor. Mevzuat açısından sınırlarda bu şekilde değişikliklere kapıları kapatmıyor. Değişikliklerle ilgili olan tarafta teknik gerekçelerinin verilmesi gerekiyor. Onlar verildikten sonra bu sınırlar dahilinde kesin garanti olmamakla beraber izleyici raporlarına bağlı olarak bunlar kabul edilebilir. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar bütün soruları cevapladık. Ben host arkadaşımıza, İltem'den arkadaşımıza cevaplamadığımız sorular olursa bizi uyarmasını rica ediyorum. Evet, bir tane daha yeni soru geldi. Arzu Çetin hanımefendinin sorusu. Merhabalar. Bizim projemiz 31 Mart itibariyle bitti. Ve ikinci teknik raporumuzun son gönderim tarihi de o tarihti. Fakat COVID-19 sebebiyle bu teknik raporların gönderimi ertelendi. Evet, bunlar 30 Haziran'a kadar ertelendi arkadaşlar. İkinci teknik raporumuzu sunarken projemizi 3 ay daha uzatma talebinde bulunacaktık. Teknik raporu göndermemiz için talepte de bulunamadık. Bu dönemde de testlere devam ediyoruz demiş. Evet, not yazmış. 3 ay uzatma talebimiz 3. iş paketi için geçerli olacaktı. Onun raporu da Eylül-Ekim gibi gönderilecekti. Bu durumun TÜBİTAK'a geç bildiriyor olmamız bize olumsuz dönüş yapabilir mi? Sorun oluşturabilir mi? Geç göndermemizin sebebi de COVID-19'dur demiş. Kemal Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Ben üstadımızdan müsaade alıp ben cevaplayayım diyecektim soruyu. Kemal Bey, soru biraz teknik. Arzu ederseniz biz cevaplayalım soruyu. Sizin için de uygun olursa. Şimdi Arzu Hanım, şimdi TÜBİTAK raporlarında mali raporlar ve teknik raporlar malumuz üzerine iki dönemde, biri 31 Mart, öbürü de 30 Eylül olan dönemlerde verilmesi gerekiyor. Fakat bu pandemi ile salgınla beraber TÜBİTAK bunları erteledi. Dolayısıyla siz eğer isterseniz şu anda dönem raporunuzu verebilirsiniz. Örneğin Kemal Bey ile beraber bizim çalıştığımız bir projede pandemi esnasında biz raporumuzu kapattık. Vaktimiz de vardı 30'una kadar ama kapattık. Dolayısıyla bununla ilgili şu anda TÜBİTAK'ın rapor almama gibi bir durum yok. Bunları kapatabilirsiniz. Diğer taraftan, diğer taraftan süre uzatımı ile ilgili olan kısım mali raporda değil, malumunuz üzerine teknik raporda yazmakta, yani geçmektedir. Teknik raporun son kısımlarında maliyet değişkenliği var mı, süre değişkenliği var mı, kapsam değişkenliği var mı gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümde siz gerekçesiyle birlikte
süre uzatımı isteyeceğinizi, süre uzatımı taleplerinizi herhangi bir dönemde talep edebilirsiniz. Dolayısıyla TÜBİTAK buna bakar, uygun gördüğü takdirde bu süre uzatımını verir. Eğer makul bir gerekçeniz varsa, bu makul gerekçenizi teknik veya mücbir sebep kapsamına girebilecek etmenlerle desteklerseniz, bu sebeple özellikle de COVID-19 koronavirüsle ilgili ise ben şahsi kanaatim herhangi bir sorun yaşamadan faaliyetlerinize devam edeceğiniz bağlamında olacaktır. Mesela şu anda yürüttüğümüz bir proje var. İtalya'dan malzemeler gelemiyor. Müşterilerimiz de bize soruyor. Bu doğrultuda herhangi bir sorun yaşayacağınızı öngörmüyoruz. Yine bu konuyla ilgili tam cevap verebildiysek ne mutlu bize. Tam cevap veremediysek tüm katılımcılara da bu konularla ilgili her zaman sorularını daha sonrasında özelden de bizlere yöneltebilirler. Evet, Arzu Hanım teşekkür etti. Biz de rica ederiz. Evet, an itibariyle hemen hemen tüm sorulara cevap verdik gibi oluyor. Birazcık daha 10-15 dakika daha süremiz var. Değerli katılımcılardan sorularınız olursa yanıtlamaya gayret edelim. Bu esnada sorular gelirken benim de zihin defterime aldığım birkaç şey vardı. Şimdi arkadaşlar TÜBİTAK TEYDEP projelerinde karşımızda bir devlet var, bir mekanizma var. Bu doğrultuda da bizim uymamız gereken bazı kurallar var. Bu kuralları her zaman için mevzuatın güncel versiyonuna bakmanızı rica ediyoruz. Diğer taraftan TÜBİTAK sonuçta bir kurum, bir devlet. Devletin de dili yazıdır arkadaşlar. Bu bağlamda her türlü yazışmamızı yerine değil posta yoluyla, kargo yoluyla yapmamızı istiyor. İşte sözleşmenin gelmesi, mali raporların gönderilmesi, süre uzatım ya da değişiklik taleplerinin bulunması gibi proje yürütücüsünün değişmesi gibi unsurlarımız olabiliyor. Dolayısıyla ön kayıt alınması eğer kaldırılmazsa şu anda var. Bunlarla ilgili zaman zaman devlette evrak kaybı ya da evrağın geç işleme alınması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden sizlerden ricamız mutlaka kargo gönderildi fişlerini saklamanız olacaktır. Devlete herhangi bir evrak gönderiyorsak, mali rapor olabilir bu, ilave açıklama olabilir, sözleşme olabilir, süre ötelemesi olabilir. Mutlaka kargo fişlerinizi saklamanızı sizlerden özellikle istirham ediyoruz. Ben de danışmanlık yaptığım yerlerde hep bunu dile getirebilirim. Çünkü direkt projenin iptaline sebebiyet verebiliyor. Diğer bir tane önerilerimiz size. Biz de mesela Kemal Bey'le 4-5 sene önce bu vesileyle tanışmıştık. Bizler teknik personel olarak projeyi yazıyoruz. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Projeyi hazırlıyoruz, TÜBİTAK'a gönderiyoruz. 3 tane, 5 tane izleyici geliyor. Bunlara dil döküyoruz. Sonra projemiz geçiyor. Fakat projemiz geçtikten sonra aslında projemiz bitmiyor, yeni başlıyor. O bir süreçti. Bundan sonra başlıyor. Bunun üzerine bir de tasarım doğrulama, prototip imalat, testler, devreye almalar. Bunlarla boğuşuyoruz. Sonra dönem raporu geliyor. 31 Mart örneğin. Ya da 30 Eylül. 2 gün kala yeminimizin yanına giriyoruz. Aa biliyoruz, 2 gün kaldı, bana bir raporu ver. Sizlerden ricamız kesinlikle böyle çalışmayın. Çünkü bu çift kanatlı bir kuş. Kuşun bir tarafı teknik. Teknik çok önemli. Ama diğer tarafı mali. Dolayısıyla mali ile ilgili mevzuatlar değişebilir. Bizler teknik personelleriz. Ağırlıklı olarak bu işleri yapan. Firmamızın organizasyonuna göre mesela 15-20 kişilik bir firmaysa çevik organizasyon yapabiliyor. Ama bizim bazı müşterilerimiz var. 7000 kişi çalışıyor. Şimdi bu çevik olamaz yani. Ve TÜBİTAK'ta tam temsile imzalı kişiler tarafından imza atılması isteniyor. Bir tarz böyle yol kazaları yaşamamak adına yemininizle
projenizin kabul edildiğinden itibaren mutlaka temas etmenizi arzu ediyoruz. Şimdi araya bir soru daha geldi. Serap Hanım'ın sorusu. Bu konuda ben de bir sorun yaşadım. Süre uzatımını herhalde şey yapıyor. Görev değişiklikten dolayı evrağı bulamadılar. Evet, benim Adonge kargo fişi gönderilince sorun çözüldü demiş. Evet, demek ki Serap Hanım bütün sorunlar beni bulmuyormuş. Sizi de bulmuş. Diyelim bir espri yapalım. Kargo fişi gönderildiğinden dolayı değerli sorununun çözüldüğünü Serap Hanım'dan da teyit etmiş olduk. Ona da katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Bey bir soru daha sordu. Şu an için tüm ziyaretler iptal edildi. Evet, bütün ziyaretler iptal edildi. Uzaktan kontrol ve görüşmeler yapılıyor. Evet Mehmet Bey, bu durum uzar ise izleyici hoca nasıl değerlendirme yapabilir? Evet, şu anda bir olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Dediğim gibi ben yaklaşık 15 yıldır TÜBİTAK'la ilgili bir sistem yapıyorum. TÜBİTAK ara ara bu sistemleri revize edebiliyor. Ama şu ana kadar mücbir sebep ülke çapında ilk kez karşılaştığımız bir süreç oldu. Sağlıkla ilgili. Şu anda TÜBİTAK belli bir süre bunu uzaktan yapacak. Mesela bir ara tamamen hakemsiz değerlendirme sürecine geçmişti. Hemen ondan vazgeçti TÜBİTAK. Tekrar hakemli sürece geçti. Mesela 15 Temmuz kalkışması, darbe girişimiyle ilgili olan süreçte bazı değerlendirmeleri iptal etti, başa aldı. Farklı uygulamalar yapabiliyor konjektörle ilgili. Şu an için yani başka bir şeyimiz yok. Yani uzaktan derdimizi iyi anlatacağız. Mesela şu yoğun dönemde de biz belki son çağrılı sistemde gönderdiğimiz 1501 ve 1507 projelerinde arkadaşlar belki 20'ye yakın belki 20'den fazla denetim geçirdik. Bu doğrultuda zor oluyor evet ama derdimizi anlatacağız. Yapacağımız bir husus yok. Evet arkadaşlar, diğer soruları alalım. Varsa sorularımız. Bu arada ben bir soru sorayım değerli katılımcılara. Pandemi sürecinden sonra projesi kabul edilen var mı? Mesela Murat Bey değil mi? 3 ya da 4 projemiz bizim pandemiden sonra kabul edildi yani. Süre ötelemesi bile yaptık pandemi sürecinde. Aynen. Aynen öyle. Yani pandemi sürecindeki bu değişiklikler de hani projeler kabul edildi. Proje ziyaretleri şu an devam ediyor. Önerdiğimiz projelerle ilgili hakem ziyaretleri oluyor. Mehmet Bey'in sorusuna bağlı olarak mesela ilkleri yaşıyoruz biz de Ahmet Bey'in dediği gibi. Geçen de bir ziyaret esnasında hani bir ziyaretlerin Skype ve benzeri gibi olan ortamlarda, Zoom gibi ortamlarda yapılıyor olmasına artık alıştık ama firmanın ziyaret edilmesi gerekiyor. Mesela Ar-Ge laboratuvarı falan gezecek. Geçenlerde bir hakem WhatsApp'tan görüntülü konuşmayla kamerayı döndürerek arkadaşımız fabrikayı gezdirdi hakeme. Evet, aynen. Saha ziyaretini bu şekilde yaptı. Mesela Merve Hanım'ın bir katkısı oldu. İki projemiz evet. 18 Mart'ta kabul edilmiş. Onlar da pandemiyle beraber kabulü görmüşler. Hayırlı uğurlu olsun. Belki onlar da şu anda süre uzatımı yapmak istiyorlar bir projelerinde. Çünkü benzer bir konsepte soruları gelmişti. Evet arkadaşlar, bu salgın sürecinde de hayatın devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. TÜBİTAK mesela 15 Temmuz sürecinde çok sert bir reaksiyon vermişti. KOSGEB daha yumuşak bir reaksiyon vermişti. Desteklerin devam etmesiyle ilgili. Bu pandemi sürecinde de bizim gözlemlerimizden mesela TÜBİTAK çok daha yumuşak, çok daha hızlı karar ve doğru karar, yürütülebilen kararlar alıyor. Mesela süre uzatımlarını hemen verdi. Online hakem izleyici ziyaretlerini hemen verdi. Diğer kurumlara göre daha iyi bir performans çizdiğini, çünkü farklı farklı kurumlara da destekler veriyoruz. Bunu gözlemleyebiliriz. Aynı şekilde bu süreçte
Diğer kamu kurumlarında bizim tabii temennimiz bu. TÜBİTAK'a örnek almalarını rica ederiz onlara. Evet, Merve Hanım daha sonradan yazmış. Süre uzatımında da bulunduk demiş. Evet, Mehmet Bey, hepimize Ahmet Bey, Murat Bey, Kemal Bey değerli bilgiler ve webinar bilgilendirmesi için teşekkür ederim demiş. Biz seve seve yaptık bu webinarı Mehmet Bey sizler için. Biz teşekkür ederiz. Katılımlarınızdan dolayı diyelim. Eğer sorularımız varsa son soruları alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Ben yine hemen aklıma gelmişken evet sunumu paylaşacağız. Mail atmanızı rica ediyorum yalnız. Bizim şirketimize mutlaka mail atın ki unutulmasın. Şimdi TÜBİTAK TEYDEP üzerinden bakacak olursak biz bunlarla ilgili arkadaşlar zamanında bildirim yapmamız lazım. Yani zamanlı bir işimiz var. Dolayısıyla vergi usulüne göre ve TÜBİTAK'ın mali esaslarına göre dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Murat Bey çok basit aslında bir açıklamada bulundu. Sunumun belki en önemli yerlerinden birisiydi. Fatura bazlı ödeme yapmak ya da mahsuplaşma yapmak. Bunlarla ilgili faaliyetler var. Bütün alımlarımız ödemeleri projenin rapor verme tarihinden önce tamamlanmalı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çekle yapılan ödemelerde kendi çekinizle ve birebir karşılığında yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız ama müşteri çekiyle çok fazla faaliyet yapmamanızı öneririz. Çünkü ta çekin alındığı bankadan ödemenin yapıldığına kadar eğer birebir çek yapılan ödemeyi karşılamıyorsa ki müşteri çekinde karşılamama ihtimali çok yüksek. Oradan mutabakat almaya kadar yani bir tane dekont koyacağınıza fatura bazlı 5 tane daha evrak yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenize şey yaparız, rica ederiz. Yine proje yürütücünüz eğer işten ayrıldıysa ya da herhangi bir sağlık sebebinden dolayı projeden ayrıldıysa o zaman bunlarla ilgili biz rica ediyoruz mutlaka 15 gün içerisinde yeni eşdeğer bir proje yürütücüsünün yapılması gerekiyor. Proje yoksa tamamen insafa kalıyor. Projemiz iptale kadar gidebilir. Bunlara çok kritik noktalar olduğu için dikkat etmenizi istiyoruz. Yine TÜBİTAK'tan gelen destek karar yazısına mutlaka bir ay içerisinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Projeyi imzalar gönderirsiniz. Sıkıntı yok. Projeyi süre ötelemesi yaparsınız. Sıkıntı yok. Ya da dersiniz ki imzalamıyorum kardeşim. Yapmıyorum projeyi. Bunu da yapabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Ama mutlaka bunlarda bir TÜBİTAK'a yazılı reaksiyon vermek lazım. Bir de TÜBİTAK mevzuatlarında arkadaşlar sıkça yaşadığımız problemler bunlar. Diyor ki belgenin aslını isterim. Ya da belgenin aslı gibidir kopyasını isterim diyor. Aslını istediğim denilen yerlerde TÜBİTAK'a aslını sunmanız lazım. Yani bize geliyor bazen şaka gibi, komedi gibi. Hocam renkli fotokopisini versem olur mu? Yani biz de kendimizi tabiri caizse eşofmanlı hoca gibi hissediyoruz o zaman. Olmaz kardeşim. Yani adam noter onayla aslını istiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben çünkü sahada inanılmaz yerlerde, inanılmaz bunlarla ilgili hatalarla karşılaşıyorum. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla mevzuata uymamız lazım. Hani en büyük şeyimiz bu, kurallara uymamız lazım. Mevzuatın bazı kuralları basit ama organizasyonel anlamda yaptığımızda esneklik bazen olmuyor. O yüzden proje yönetimi toplantılarını mali yönden de sadece tasarım doğrulama, prototip imalat, devreye alma ve test gibi değil. Bunun bir personel harcaması var. Varsa seyahati, varsa yazılım alımı, varsa üniversite danışmanlığı, varsa hizmeti, varsa efendime söyleyeyim malzeme alımlarına dikkat etmek gerekiyor. TÜBİTAK örneğin sözleşme istiyor.
Yani bak, yapın sözleşmenizi. Sözleşmesiz gönderirseniz online raporlarınızı, uzman size gözünden kaçmazsa eğer mutlaka revizyon açar. Mutlaka. Basit bir şey ama yapılması gerekiyor. Bu tarz böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu arada da süremizin de sonuna geldik. Ben de bir şey söyleyeyim. Kemal Bey'in son sözü Kemal Bey'e bırakalım. Estağfurullah. Son söz size. Efendim, mali rapor hazırlama kılavuzu TEDEP TÜBİTAK sitesinde var. Neden, niçin yok TÜBİTAK'ta? Bilmiyorum. Askere gidince saçınızı keserler. Belli bir tip elbise giydirirler. Neden diye soramazsınız. Orası askerliktir. Burada da niye parayı ben niye öyle ödeyeceğim? Niye ben bunu böyle yapacağım? Şu mali rapor hazırlama kılavuzunda her şey yazıyor. Buna uyarsak az sıkıntı çekeriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Başka soru yoksa artık kapatıyoruz. Katılımcılarımız da yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. Değerli katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederiz. Bu webinar eğitimlerimiz farklı alanlarda da devam edecek. Yarın TÜBİTAK, özür diliyorum, ARGE ve tasarım merkezlerinde bilimsel makale yazma süreci webinarımız olacak. Haftaya da ihracat analizi için TREPMAP uygulaması ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Yine web sayfamızdan takip ederseniz bizleri, yeni webinarlarla ilgili de ilgi alanınıza girerse etkinliklerimize şimdiden sizleri davet edebiliriz. Dinlediğiniz için şirketim adına ve şahsım adına herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalalım. Selamlar, hürmetler diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.